İyi akşamlar. Karalama Defteri'nden herkese iyi akşamlar. Mardef TV'ye hoş geldiniz dostlar. Yine güzel bir akşam geçirmeyi umuyoruz ve değerli yine bir konuğum var. Ve konuğumu da daha fazla bekletmeden hemen siz dostlarıma takdim edeyim. Yoldaş, evet dostlar, bu akşamki Karalama Defteri konu şair, araştırmacı, gazeteci, siyasetçi, yazar Hüseyin Torun. Sayın Torun, Mardef TV'ye, kültür sanat programımız Karalama Defteri'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız Sayın Torun? İyiyim, teşekkürler. Şu sayını aradan kaldıralım. Ya sonuçta burası bir kurum alan olduğu için tabii ki ben de böyle çok resmi bir dil kullanmayı tercih etmiyorum. Senli benli de olabilir ama malum başkalarının... Ben kendimi Mardefli gördüğüm için sorun olmaz yani. Yani yine de sen bilirsin. Yani resmiyeti olsun, yayının birazcık da daha derli toplu olsun, üslup önemli biliyorsun. Olur, teşekkür ederim. Yoksa burada tabii ki biz yoldaşız en azından. En azından onu da dikkate alırız. Ben sizi kısaca bizi izleyen dostlarımıza takdim etmek istiyorum ve evet dostlar, şair, araştırmacı, gazeteci, yazar Hüseyin Torun kimdir? Kısaca dostlarımıza aktarmak istiyorum. Araştırmacı, gazeteci, yazar Hüseyin Torun 10 Mayıs 1959 Pazarcık Gökçayır Köyü'nde doğar. İlkokulu Terolar Çınarlı Köyü'nde, ortaokulu Maraş'ta, ticaret lisesini Maraş ve Gaziantep'te okur. Gaziantep Yurtsever Gençlik Derneği kurucusu ve başkanlığı da yapar. Eğitim Enstitüsü mezunu, 2 dönem yedek öğretmenlik yapan yazarımız, yürüttüğü devrimci faaliyetlerden dolayı defalarca gözaltına alınır. Tutuklanır ve işkenceler görür. Defalarca firar eder. Bütün firarlarını Özgürlüğe Kaçış adlı kitabında yayınlar. 12 Eylül'den sonra Temmuz 1981'de tutuklanan ve 10 yıl hapishanede kalan, Türkiye'nin birçok hapishanesinde yatan ve 1 Ağustos 1991 tarihinde şartlı salıverme kanunu gereği hapisten çıkan yazarımız, 1995 yılına kadar Emeğin Bayrağı ve Atılım gazetelerinde gazetecilik de yapar. Politik nedenlerden dolayı yurt dışına çıkmak zorunda kalır. Halen ülkesine dönemiyor, İsviçre'de politik göçmen işçi olarak yaşamını ve mücadelesini sürdürüyor. HDP adına Avrupa'da çalışmalar yürüttü. HDP Avrupa çalışmasında yerini alan, HDP Lozan, İsviçre ve Avrupa çalışmalarında ve örgütlenmesinde sözcülük, kongre delegesi ve örgütlenme çalışmalarında görevler üstlendi. Lozan Anadolu Kültür Merkezi, İsviçre Göçmen İşçi Federasyonu, Avrupa Ezilenlerin Göçmenler Federasyonu, Halkların Demokratik Kongresi Avrupa, Maraş Yaşam Platformu, Maraş Girişimi, Maraş Demokratik Dernekler Federasyonu, kurucu üyesi, delege, örgütlenme, yönetici ve eş başkanlık olmak üzere birçok görevler de yaptı. Maraş Terolar Kampı sürecinde aktif olarak görev ve sorumluluk üstlendi. Maraş Yaşam Platformu, İsviçre ve Avrupa sözcülüğünü yaptı. Maraş Girişimi ve Mardef, Maraş Demokratik Dernekler Federasyonu yöneticiliği ve meclis üyeliğini görevlerinde bulunur. Hapishanelere ilişkin çalışmalarını, zindanlarda bitmeyen özgürlük tutkusu tünel kitabına da ele alır. Sinemilli aşireti ve alevilik, Pazarcık Kurtuluş Savaşı süreci ve bir dönem Pazarcık'taki toplumsal gelişmelerin merkezinde duran Şakkoğlu kabilesinin de tarihini anlatan Kıl Çadır'dan Konağa, Göçebelik'ten Ağlağa anı inceleme kitabının da ailesini ve yöresel sorunları anlatır. Yaşanmış anıları, olayları ve şiirleri içeren Gün Işığına Takılan Hikayeler kitabı yayınlanır.
2020 AVEKKO'nun düzenlemiş olduğu 2 haftalık yaz kampını katılır. Kamp katılımcılarının anıları, kendi gözlemleri, tatil hakkındaki düşünceleri ve değerlendirmelerini Her Gün Bir Hikaye adında kitaplaştırdı. Kitabın gelirini AVEKKO'ya bağlı federasyonlara bağışladı. Kurumların ekonomik darboğazına aşma konusunda kendince bir katkı sunmak istedi. Şu anda Osmanlı İtaatçılar ve Kemalistler döneminde Anadolu, Kürdistan, Batı Ermenistan, Kafkaslar, Balkanlar ve Mezopotamya'da yapılan katliamlar, soykırımlar, asimilasyon politikalarını ele alan bir kitap çalışmasını yapmaktadır. Halen eşi ve çocuklarıyla birlikte İsviçre'nin Lozan şehrinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Evet, Sayın Torun, benim eksik bıraktığımı düşündüğünüz, sizin de ekleyeceğiniz bir bölüm var mı? Vallahi teşekkür ederim. Eksik bırakmamışsın, fazlasını söyledin yani. Bana bir şey bırakmadın. Artık bu açıklamaları yaptığım bölümünde detaylarıyla açarız. Artık diğer bölümleri de siz detayları açarken doldurursunuz diye umuyorum. Evet, ben hemen gündemimize geçmek istiyorum. Ama gündeme geçmeden önce malum bugün 14 Temmuz ve 1982 yılında dörtlerin tutuşturduğu ateşin ve mücadelenin yıl dönümü. Üzerinden 39 yıl geçse de bize yol göstermeye devam ediyor. Mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyorum. Dörtlere, sizin dörtlerle ilintili söylemek istediğiniz şeyler var mı desem? Ya şimdi sadece PKK tarihi açısından değil, özellikle Kürdistan'ın yeniden diriliş tarihi açısında dörtlerin Diyarbakır zindanında yapmış oldukları ölüm orucu direnişi gerçekten çok önemli bir yerde duruyor. Orada bir direniş ve mücadele ruhu veyahut da 12 Eylül'ün özellikle Kürtler üzerindeki en karanlık döneminde bir karşı cephe açma ve bir mücadele ruhu başlatmaları açısında çok önemli bir yerde duruyor diye düşünüyorum ben. Evet. Ve dörtlerin anısı önünde saygıyla da eğiliyorum. Mücadelesi mücadelemiz olacak diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de yani gündemin değinelim, bu bölümü de geçelim istedim. Evet dostlar, bu akşam Sayın Torun'la birlikte kendisini tanıyarak başladık. Diyasporadaki yaşamı, siyasal faaliyetleri, kurumsal çalışmaları, yayınlanan kitapları, birikmiş şiirleri, diasporadaki yaşamı ve göçmenlik sorunları üzerine, yöre ve yöre insanlarımızın gereksinimleri, ihtiyaçlarını, güncel ve siyasal gelişmelere kadar birçok konuya değineceğiz. Şimdiden ikimize de kolay gelsin Sayın Torun. Teşekkür. Ben en başta malum sürgünde yaşayan bir dostumuzsunuz. Ben bu bölümü hemen sürgündeki yaşamınızla değerlendirelim istiyorum. Sürgündeki yaşamınız, diasporadaki yaşamınızda zorluklarıyla ilintili neler yaşanıyor? Diasporada yaşayan göçmenlere söylemek istediğiniz, özellikle Göçmen İşçiler Federasyonu içerisinde de aktif eş başkanlık da yapmış bir insansınız. Neler söylemek istersin? Şimdi ben göçmenliği bir kayıp politikası olarak değerlendiriyorum. Yani her göçmen açısından bir kayıp içeriyor. Şundan dolayı böyle söylüyorum. Belli bir yaşa kadar, yani bu çocuk yaşta gelenler için belki sorunu olmuyor ama diyelim 20'li 18'li yaşların üstündeki insanlar göçmen durumuna düştüğünde esasında bir kayıp yaşıyorlar. Çünkü yaşadıkları yaşa kadar edindikleri bütün deneyimler, tecrübeler, kazanımların hepsini bir yerde bırakarak başka bir yere gidiyorlar. Kimisi zorunlu olarak gidiyor, kimisi ihtiyaçlarından dolayı veyahut da daha iyi bir yaşam bakış açısıyla bu tercihini
yapıyorlar. Burada yani göçmenliğin gerçekten çok zor olduğunu belki biz hep böyle şey söyleriz, yani diyelim konuşuruz, söyleriz, ancak bunu yaşamak önemlidir, tecrübe etmek önemlidir. Cezaevinde yaşayanlar bunu iyi bilirler, yani o açıdan şeyi söyleyeyim. Bu niye, yani bunun şey olmasının en önemli nedenlerinden birisi Türkiye'deki eğitim sistemi veyahut da insanların yetişme tarzında baktığında genelde dışarı çıkanlar ya meslek sahibi değildir veyahut da eğitim düzeyleri düşüktür. Köylü kökenli, küçük burjuva, küçük üretici olan insanlar genelde bu tür çıkışlara yöneliyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman da yani bunların çoğunun yani dil sorunu var veyahut da işte gittiği yere uyum sorunu var. Bu hem kültürel açısında, hem eğitim açısında, hem meslek açısında bu tür sorunlar var ve dolayısıyla burada başlanılan yerde şu çok net olarak ortaya çıkıyor. Yani dil bilmiyorsun, mesleğin yok, iş bulamıyorsun veyahut da gerçekten politik olanların dışında böyle yaşam koşullarını daha düzeltmek için Avrupa'yı tercih edenler açısında olduğunda da bunların oturum sorunları çok öne çıkıyor. Oturum alamıyorlar. Dolayısıyla burada bir sürü şey yaşanıyor. Tabii evli olan veyahut da aile olanların kimisinin işte diyelim Türkiye'de kalması, sadece ailede birisinin gelmesi veyahut da çoğu belli bir dönem kaçak yollardan gelerek veyahut da şebekeler eliyle gelerek bir sürü masraf da yapıyorlar. Bunları karşılamak için bir sürü eziyetler de çekiyorlar. Yani göçmenlik başlı başına üzerinde durulması veyahut da ele alınması gereken bir konudur. Yani kısaca bu şekilde şey yapabilirim ama yani özellikle Türkiye'li ve Kürdistanlı göçmenlerin göçmenlikten kaynaklı dünya kadar sorunu halen vardır. Bunlar örgütlenme, dil sorunu, uyum sorunu veyahut da oradaki mücadeleyle buradaki mücadeleyi birbiriyle paralel yürütebilme sorunu. Yani halen kendisini bu mücadelenin içerisinde gören insanların elbette gerçekten bir şeyi vardır, sorumluluğu vardır, bir görevi vardır. Yani Türkiye'deki, Kürdistan'daki mücadeleye karşı sorumlulukları olduğu gibi buradaki mücadeleye karşı da sorumlulukları, görevleri vardır. Yani burada kendi ülkemiz, kültürümüz veyahut da dini sorunlarımız hakkındaki şeylerde bizim burada çok rahat bir internasyonal görev yerine getirebilme gibi bir sorunumuz da olmalı ve kendimizi buna göre hazırlamalıyız. Burada peki, Sayın Torun şöyle söylesek, bunu genel hatlarıyla açtınız ama kaldığımız yerden yola çıkalım istiyorum bir de. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle İsviçre'de göçmenler ve uyum yasası yürürlüğe girdi biliyorsun. Evet. Bu yasalar göçmenler için ne anlam ifade ediyor? Ve kısaca yani bu yeni yasalar politik mülteciler ve göçmen işçileri nasıl etkileyecek desem? Ya şimdi yani göçmen sorunu aslında özellikle Türkiye söz konusu olduğunda göçmen sorunu yaratan Avrupa'nın kendisidir. Yani oradaki Türkiye'de yaşanan bütün sorunların hepsini Avrupalılar yaratıyorlar ve orada yarattığı sorunların sonucu olarak bugün Suriye Savaşı'ndan da kaynaklı olarak ortaya çıkan göçmen sorununa da bakıldığında şimdi burada yani şeyi şu Avrupa Birliği veyahut da Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri söz konusu olduğunda sorunu bir pazar sorunu ve ekonomik ilişkiler sorunu açısında bakılıyor. Türkiye Devleti'nde aslında gerçekten kendi vatandaşı olan, tırnak içinde vatandaşı diyorum, vatandaşı olanların Avrupa'daki yaşadığı sorunları çok fazla kendilerini ilgilendirmiyor. Yani burada en fazla buradaki dini açıdan şu andaki yönetimin
dini açıdan böyle ajanlık faaliyetleri veyahut da burada muhalif, kendilerine muhalif olanları susturma açısında sorunlarla ilişkileniyorlar. Ancak Avrupalıların veyahut da özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde bakıldığında burada hem Türkiye kaynaklı muhalif de olsa veyahut da burada onların gelip burada devrimci ve sosyalistlerin işte yurtseverlerin burada yürütmüş olduğu muhalif mücadeleyi de burada da bastırmak açısında. Çünkü çıkarları ortak, ekonomik çıkarları ortaktır. Bunları bastırmak açısından ortak bazı yasalar çıkarıyorlar, bazı uygulamalara yöneliyorlar. Ama Avrupa'nın özellikle yanaştığı, ikisinin yanaştığı sorun şu, sorunlara ekonomik olarak bakıyorlar. Türkiye, Avrupa'dakilerin işte Türkiye'ye yatırım yapması veyahut özellikle Türkiye'li olanların yatırım yapması, burada kazandıkları paraları oraya göndermeleri ve orada ya yönlendirme açısında hareket ediyor. Şimdi Avrupalılar da buradaki kazanılan paraların dışarı çıkmasını engellemek için yapıyorlar. Son bu işte özellikle vergi ekseninde hesap Türkiye'de hesap açanlar genelde bu sosyalda geçinenlerin üzerinde yapılan bazı hesaplamalarla işte Türkiye'ye yatırım yapmışlarsa bunların vergilendirilmesi açısından çok ciddi bir yasa gündeme getirildi. Bu yasa aslında yani yeni yürürlüğe girdi ama bunun henüz sonuçlarını çok fazla insanlar hissetmediler veyahut da görmediler. Çünkü ilk bu sene bu tür bilgiler verilecekti ve bunların verilmesi konusunda da bir sürü prosedür var ve bu prosedürün yerleşmesi veyahut da pratik haline gelmesinde de bazı sorunlar zaman alacaktır ve o açıdan bunun bizlere yansıması da hemen ilk başlangıçta belli olmaz. Kazanılan paralar veyahut da Türkiye'ye götürülüp hesap açılan paralar veyahut da yapılan yatırımlar işte insanlar ev alıyorlar, ev yapıyorlar veyahut da şey yapıyorlar. Bunlar söz konusu olduğunda biraz bunların prosedürünü ve o yasayı çok iyi bilmek gerekiyor. Şimdiye kadar kimse de bu noktada çok ciddi çalışmalar yapmadılar. Yani çok ciddi bir sorun bu. İleride bir sürü insanın başına artacak. Peki buradan bununla ilintili birçok çalışma yapılmadığını ve eksik kaldığını söylüyorsunuz. İGİF, İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu'nun eş başkanlığını da yaptınız. Ben şöyle sorsam, AVEKON, Avrupa Ezilen Göçmenler Federasyonu, siyasi mülteciler ve göçmen işçiler için önümüzdeki süreçlerde bu tür uyum ve entegrasyon adı altındaki bir takım saldırıları devreye sokmaya çalışırsa, bu konuda kurumsal anlamda ne tür bir çalışmanız olacak desem? Ya şu ana kadar yani sadece Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu AVEKON veyahut da İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu İGİF'in sınırlı kalmamak şartıyla bütün burada göçmenlere dönük örgütlenme çalışmaları ve siyasi çalışma yapanların büyük çoğunluğu esasında devletin çoğu işte devrimci, yurtsever ve sosyalist kesimlerdir. Devletin bunlara dönük şeyi var. Yani diyelim burada da bir baskılanması var. Türkiye'ye gittiklerinde de bir baskılanması var. Biz yani genelde bunların politik veyahut da siyasi hesaplar içerisindeki karşılaştıkları saldırılar daha çok bizim gündemimize geliyor. Şu ana kadar bu anlamıyla gerek bizim gerekse başkalarının bu tür çalışmalar yaptıklarını veyahut da esas olarak bunları alıp işlediklerini ve buna dönük örgütlenme ve bilinçlendirme çabaları yaptıklarını söylemek doğru değil. Doğru değil. Yani bu konuda çok ciddi bir yetersizlik var. Esasında göçmen politikasından kaynaklı, yani burada devrimcilerin ve sosyalistlerin göçmen
politikasında kaynaklı bir sorun var. Şöyle ki, yani bizim buradaki göçmenler burada yaşıyorlar. Bütün sorunlarını burada yaşıyorlar. Sıkıntıları burada yaşıyorlar. Ama biz göçmenlerle ilişkilendiğinde Türkiye ve Kürdistan devrimine veyahut da mücadelesine dönük ve oraya ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Dolayısıyla da burayı biraz perde gerisine itme ve buranın sorunlarını işleme noktasında yetersiz bir konumdayız. Yani bunu görmek gerekiyor. Hadi bunu politik olarak diyelim biz belirledik veyahut da şey yaptık ama çoğumuz Türkiye'de yetişmiş kadrolarız ve oranın diliyle, oranın sorunlarıyla yetişmiş kadrolar olduğumuzdan dolayı buranın sorunlarıyla hemen uyum sağlamamız çok rahat olmuyor. Artık burada bizim çocuklarımız veyahut da şeyler üzerinde, yani bu saatten sonra biz yapabilir miyiz ayrı bir sorun. Düşünsek de diyelim bunu yapma şansımız olabilir mi? Bizim yapıp yapmamamız çok önemli değil. Önemli olan buradaki göçmelerin sorunlarını bizim merkezimize alıp işlemek ve bunu en azından diyelim çocuklarımız veyahut da burada bizi devam ettirebilecek gençliğin veyahut da kuşakların bu tür sorunlara nasıl ilişkilenebileceği üzerinde biraz kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada da bizim yetersiz olduğumuzu açık söyleyelim. Yani şurada bizim yaptığımız gösterilerde, gecelerde, toplantılarda veyahut da şeylerde ne diyeyim sana, bir geneli 80 öncesi kuşak şu anda geliyor. 80 veyahut da 90 sonrası kuşakların bu tür şeylere katılımın işte diyelim %1 olduğu şeklindeki bir şey. Bu ciddi bir sorundur. Bunun yani hangi tür örgütlenme, mücadele veya şey olursa olsun bu soruna eğilmemiz gerektiğini altını çizmem gerekir. Evet, ben de açıkçası söylediklerinden yola çıkarsak açıkça hem ülkeyle hem diasporadaki yaşamın bir bütün olduğunu, ikisinin de önemsenmesi gerektiğini, ihmal edilmemesi gerektiğini. Çünkü ülkede yaprak kıpırdasa yüzümüzü döndüğümüz ülkeye, buradaki alanı es geçtiğimizde, buradaki yaşamımızı toparlamadığımızda, çözümler üretmediğimizde ister istemez sıkıntılı süreçler yaşanıyor. Umarız buradaki yaşama, uyuma da, mücadeleye de katkı sunarız ve iki alanı da daha dengeli ve ihtiyaç olan alanından sesi yükselterek mücadeleyi bir adım ileriye taşırız. Ben birçok konumuz var. 5 tane kitabı yazmış bir yazarla program yapıyorum. İster istemez konuları birazcık da hızlı hızlı geçip diğer konulara geçelim istiyorum. Ben hemen konuğum aynı zamanda devrimci mücadelenin içerisinde gelen bir konuk olduğu için ben öncelikle size devrimci mücadele ile tanışma anınızı ve mücadele ile ilişkilenme durumunuzu açmanızı biraz bize anlatmanızı istiyorum. Şimdi bu Kıl Çadır'dan Konağa Göçebelikten Al kitabını yazarken biraz böyle bizim aile nereden gelmiş, nereye gitmiş, neler yaşamış, onu işlemek için bir yola çıkmıştım. Yani şöyle bir şey geldi diyelim, 3 ayak üzerine oturtmaya çalıştım. Birisi işte diyelim ailenin toplamı, Pazarcık yöresinin yaşadığı sorunlar var. Pazarcık işte Maraş yöresinin yaşadığı sorunlar var. Şimdi bu sorunların içerisinde de ben kendim varım. Şimdi bu 3 ayak üzerinde sorunu işlemeye çalıştım. Şimdi Pazarcık'ın bir özelliği var. Onu belirtmemiz gerekiyor. Çok politize olmuş bir bölgedir. Yani Kürt nüfusu, Kürt şehri olması açısından ağırlıklı olarak, işte ağırlıklı olarak Alevi şehri olmalı. Biraz ekonomik durumları birçok yerdeki Kürt ve Alevilere dönük biraz daha değişik ve ileri bir noktadan
olmasının da getirdiği şeylerle işte diyelim eğitim veyahut da çeşitli olanaklara daha rahat kavuşmaları açısından bakıldığında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Orada politize olmaya veyahut da herkesin Kürt ve Alevi isen işte diyelim devrimci olmak gibi de bir zorunluluğun var şeklindeki bir ortam söz konusu. Benim işte diyelim ilkokulu bitirdiğim dönemlerde Sinan Cemgil'lerin işte Nurhak'ta, Nurhak diye geçiyor ama bizim köye daha yakın yani diyelim Gökçehir'e daha yakın bir yer olması veyahut da bizim işte diyelim oradaki şeyler bunların yani diyelim konuşulması veyahut da işte denizlerin idam edilmesine denk gelmesi bizim bu ortamın içerisinde biraz politik ortamın içerisinde kendimizi bulmamız erken bir yaşta devrimcilikle tanışmamız söz konusu oldu. Ama tabii yani mutlaka hepimizin hayatında vardır bir sorun yaşarsın ve onun üzerinden devrimcilikle ilişkilenmeye veyahut da bağlantı kurmaya geçersin. Bizimki de yani diyelim ne diyeyim 70'lere kadar bizim işte diyelim Pazarcık Ovası'nda Kürt Alevi kesiminden gidip okuyanların sayısı böyle 4-5 ile geçmezdi. Bir 70'lerle birlikte bu sayı işte diyelim 10'lu 20'li sayılara çıktı. O süreçte de işte biraz ekonomik durumlarının gelişmesiyle paralel olarak da işte diyelim Alevilerin şehirleşme veyahut da eğitime yönelmeleri söz konusu oldu. Bunun içerisinde işte diyelim biz ortaokula giderken şeyler var işte diyelim Alevi-Sünni çatışması var. Bu Alevi-Sünni çatışmasında genelde ağırlıklı olarak işte diyelim dini gericiliğin etkisinde olan kesimler ağırlıkta olduğu için bizi horlarlardı veyahut da bize küfür ederlerdi. Biz yani bu işi bir Alevi-Sünni çatışması diye başladık. Daha sonra işte bu sürecin bizim ardımızda bu eğitim ortaokul veyahut da lise eğitimine daha fazla insanın gelmesi veyahut da katılması bir güç olmamızı beraberinde getirdi. Tabii bu arada Maraş'ın içine dönük de şeyler de artmaya başladı. Kürtlerin ve Alevilerin ev alması işte diyelim mahallelerde yoğunlaşmaları, okullarda yoğunlaşmaları, iş yerleri açmaları şeklindeki şeyler de yoğunlaşmaya başladı. Bu bizim hem bir güç olmamız ve hem de bu bizim üzerimizde bir baskı oluşturan hem sistemin, devletin veyahut da eğitim politikasının yarattığı şeylerin getirdiği şeyle biz bu devrimci mücadelenin içerisinde bu atmosferde yani ben kendimi buldum. Böyle yani daha sonraki süreçte de işte diyelim çeşitli devrimci 12 Mart sonrasının da getirdiği özellikle 74 afi ile birlikte cezaevlerinde devrimcilerin de faydalanıp çıkmasından dolayı bir yani devrimci ortamın veyahut da bir devrimci atmosferin olanakları bir hayli gelişti. Bunların da bize yansımaları oldu ve hepimiz diyelim kavradığımız ölçüde veyahut da tanıştıklarımızla veyahut da sempatilerimizle belli örgütlerin veyahut da çevrelerin içerisinde yer almaya başladık. İşte biz de ben de o dönemlerde ilk İbrahim Kaypakaya'nın TKPML örgütüyle tanıştım. Devrimci evet. Şeyim böyle başladı yani. Evet, sonuçta o günlerin koşullarında devrimci mücadelenin yükselişte olduğu ve insanların ilgisinin de üzerinde olduğu mutlaka duygusal bir bağ kurup mücadeleye katılan insanlar da oldu. Ama bu mücadeleyle tanışıp ardından ideolojik donanımı yükselen ve artık duygusal değil ideolojik tercihlerini hayata geçiren insanlar mücadeleyi bugünlere taşıdı diye düşünüyorum. Peki
şöyle düşünsek Sayın Torun, devrimci mücadelenin dünü, bugününü, günümüze yansımaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kısaca bugünlere gelinceye kadar birçok şeyler yaşandı. Ben dünle bugünü kıyaslarsanız mücadele ne noktada? Bazen böyle kendi halinde, orta halde insanlar konuştuğunda işte bir daha gelirsem şöyle olurum, yani dünyaya gelirsem şöyle olurum derler ya. Ben iyi ki devrimci olmuşum. Yaşamımda yaptığım tercihlerin içerisinde en önemli tercihlerim veyahut da kazanımın devrimcilik olduğunu düşünüyorum. Halen de devrimci bir insanım. Şundan dolayı söylüyorum. Eğer bugün ben ne kazanmışsam ve ben neysem devrimcilik sayesinde kazandıklarımdır. Devrimci kimliğimin bana kazandırdıklarıdır. Yani tanıdığım insanlar, tanıdığım bilgi, tanıdığım kültür, almış olduğum eğitim, bunların hepsini yani devrimcilik sayesinde kazanmıştım. Şöyle bir şey var yani, algı var genelde. Ben böyle şey diyelim, hem üstlendiğim görevler açısından veyahut da birçok sorunla da ilgilenme gereği duyduğumuzda, işte diyelim çevre veyahut da göçmen sorunları, devrimci sorunlarla birçok insanla yüz yüze geliyorsun. Yani geri, ileri, işte diyelim devrimci, devrimci olmayan halktan, bunlar ayıplanacak veyahut da şey olacak şeyler değil. Var bunlar yani. Dolayısıyla bununla karşılaştığımızda bir sürü şeyler, yani işte devrimcilerin kendilerini heder ettiklerini, gençliklerini mahvettiklerini, işte bir sürü eziyet yaşadıklarını, bilmem ne yaşadıklarını, yani bize böyle acınacak gözle veya da hayıflanacak gözle bakılır. Bunlar doğru şeyler değil. Yani bir sefer bilinçli bir tercih olarak devrimcilik tercih edilmişse, bunların, bu tercihi yapanlar sistemle neyle karşılaşacağını bilerek bunu şey yaparlar. Olabilir. Yani insanların geri düşebilirler, ideolojik zayıflık gösterebilirler, örgütsel sorunlar yaşayabilirler, mücadelede bazı kayıpları da olabilir, bunlar şey olabilir. Ama bunları biz başkasından arama veyahut da daha çok sorunları hep kendi dışımızda arama sorun politikası yerine bizim kendimizden de kaynaklı, esasının kendimizden kaynaklı olduğunu hesap edersek bu sorunları çok rahatlıkla aşabiliriz. Yani ben gençliğimi de dolu dolu yaşadım, işçiliğimi de dolu dolu yaşadım, örgütçülüğüm de dolu dolu yaşadım. Yani isteyerek yaptım. Hiçbir mevki veyahut da rütbe ve benzeri şeklinde bir kariyer için hiç bunları yapmadım. Halen bugün bile ben kendimi bir görev adamı olarak görüyorum. Hangi görev varsa, nerede bir boşluk varsa oraya, yani şöyle yapmıyorum ben. Ya illa biri bana git şunu yap. Biz böyle, yani çoğunlukla böyle yetişmiş, böyle bir beklenti içinde görev bekliyorlar. Veyahut da biri söylesin şunu yap şeklindeki şey. Bu sorunlar böyle değil. Biz eğer bazı şeylerin ayırdığında ve bilincindeysek bunları hiçbir şey beklemeksizin bunun bizim kendi aydın sorunumuz olduğunu ve bu görevin bizim tarafından yapılması gerektiğini bilinciyle hareket etmemiz gerekir. Yani böyle olmazsa ya işte olabilir yani bütün normal insanların, sıradan devrimci olmayan, örgütsüz olan insanlar hiç sorun yaşamıyorlar mı? Daha çok sorun yaşıyor. Üstelik o sorunların altında çok ciddi olarak da eziliyorlar. Elbette biz de devrimci mücadele içinde, örgütlü mücadele içerisinde sorunlar yaşayabiliriz. Yaşamışızdır da yani. Ama bunu bizim kendi birey çıkarlarımız veyahut da o yaşadığımız sorunların etrafında dar olarak ilişkilendiğimizde biz o büyük parçayı, bütün parçayı yok ederiz. Yani ortadan kaldırırız. Bu açıdan da ben yani başta söylediğim gibi iyi ki devrimci olmuşum. Devrimci olduğum için çok mutluyum ve herkesin de devrimci olmasını gerçekten öneririm yani.
Teşekkür ediyorum. İyi ki olmuşsun, iyi ki tanışmışız diyelim. Ama aynı zamanda biraz önce söylediğiniz gibi devrimcilerin keşkeleri ve pişmanlıkları olmaz. Sadece daha iyisini yapabilirdim, belki bu konularda eksik kaldım diye kendini ayıfladığı anlar olur. Evet, sizin de söylediğiniz gibi duygusal bir bağdan çok ideolojik tercihlerini yapanlar hayatı da yaşamı da güzelleştirecekler, ufkumuzu açacaklardı diyelim. Ben bu bölümü de en azından şöyle düşünüyorum. Devrimci mücadelenin içerisinde gelen tutsaklıklar yaşayan cezevleri, firarlarınız var. Ben bizi izleyen dostlarımıza sizin için ve iyi bir anı olduğunu düşündüğünüz güzel bir anınız varsa o anıyla da bu bölümü bağlayalım istiyorum. Vallahi yani devrimci olup da anısı olmayan, cezaevi yatıp da anısı olmayan hiçbir insan yoktur yani. Mutlaka buralar anı biriktirme yerleridir. Veyahut da burada deneyim ve tecrübe edinme yerleridir. O açıdan yani anılarımız çok. Bunların önemli bir kısmını kendi kitaplarımda paylaşmışım. Yani bir şey de şöyle diyeyim, bir cezaevinde yatıp da aklında eğer yani mücadeleyle bağlantısını, bağını koparmamış bir insansan, cezaevinde de olsan, herkesin mutlaka aklında yani bir dışarıya çok ciddi bir özlem vardır, dışarı çıkma özlemi vardır. Ama bunu belki hukuki veyahut da işte diyelim yatarak çıkma noktasındaki süresi az olanları dışta tutarak ağır cezalı olanların büyük çoğunluğu özellikle 12 Eylül döneminin de çok büyük haksızlıklarla yani cezalar alındı. Örneğin bir şey söyleyeyim. Önder Çiğtenli diye bir arkadaşım var Antep'te. Burada yine Lozan'da yaşıyor. Şimdi mesela bu arkadaş hiç işlemediği bir cinayetten 10 yıl cezaevinde yattı. Veyahut da işte diyelim yine bizim Pazarcıklı Ali Özçelik diye bir arkadaş var. İşlemediği bir cinayette 10 yıl yattı. Şimdi bu arkadaşların ikisiyle de aynı cezaevlerinde de beraber kaldım. Yani bir devrimcilik bu arkadaşların şeyini beraberinde getirdi. Yani bunu artık işte diyelim kabullenip veyahut da şey yapma noktasında. Bizim en önemli yani diyelim bunu buraya şuradan geldim ben, şunun için geldim. Hepimizin kafasında bir firar etme sorunu vardır yani. Dışarıya gideyim, işte mücadeleye bir katkı sunayım. Bizim 12 Eylül döneminin bütün kadrolarında böyle şeyler vardı yani. Halen mücadele de kırılmamışsa veyahut da mücadeleden kopmamışsa bu düşünce kafalarında vardı. Yani işte diyelim bir olanak bulursa işte diyelim dışarıya kaçma ve dışarıdaki mücadeleye katkı sunma şeklinde. Yani bu da ben de bu tercihlerimi genelde hep kaçma noktasında anlattım. Şey yapmadım yani mesela diyeyim kitaplarımda yazmadım. Bir ara rahmetli Ömer Kral'la da şeyi söylemiştim. Yani burada anlatmak istiyorum, bir anımdır. Ben Kayseri'de ben bir yıl civarında sorguda kaldım. İşte Kayseri'den beni Maraş'a getirirken arabada bir kişi vardı. İşte Ömer arabada tanıştım Ömer Kral'la, ama Ömer Kral'ı Maraş'ta duymuşum ben. İsmini çok duymuşum şeyi. Yani bazı eylemler var işte diyelim örgütünün sorumlusu olarak da yani anıldığından dolayı ismini çok duymuştum. Beraber neyse arabaya bindik, tanıştık. Polisler bizi tanıştırdılar. Ellerimiz birlikte kelepçeli. Geldik Yahyalı diye bir yer var, orada mola verdiler. Şimdi yemek yiyeceğiz. Bizimle iki tane polis var. Birisi tuvalete gitti, birisi de bizim yanımızda duruyor. Şimdi ışıklar yandı. Adam ışıklara bakmak için silahı bıraktı masada.
Silahı bıraktı gitti. Ömer'e dedim ki Ömer kalk biz gidelim. Ben ya dedi kaçtır buralarda biz mahvoluruz. Sen buraları bilmiyorsun dedim Ömer. Ben biliyorum. Ben burayı iyi biliyorum özellikle. Tam burayı iyi biliyorum yani. Tamam mı? Gidelim. Dedi ya dedi kış olmasa belki yani olabilir ama bu karda bu şeyde biz bu kelepçeli ellerle nasıl gideceğiz falan. Neyse ikna edemedim. Yerlerimiz de kelepçeli gidemedim. Sonra şeye gittik ne diyeyim işte geldik İsviçre'de tekrar Ömer'le karşılaştığımızda dedim Ömer sen hatırlıyor musun? He dedi ya dedi iyi ki gitmemişiz dedi. Hadi diyelim bizi öldürselerdi şimdi karşılaşmazdık yani. Böyle bir şeyim oldu. Yani ben dedim bunu yazacağım dedim. Yok ya dedi yazma dedi. Ben de kendisinin şeyini kırmamak için yazmadım. Burada anlatma gereği duydum bir anı olarak. Teşekkür ediyorum. Hemen diğer bir bölüme geçelim istiyorum. Bu bölüme geçerken yani birikmiş ve sizin de yazdığınız birçok şiiriniz var. Bizi de aslında izleyen dostlarımıza araya şiirler de katarak böyle anı daha renkli ve dostlarımızı sıkmadan ilerlemeyi doğru buluyorum. İsterseniz bu bölüme geçmeden yazdığınız güzel bir şiirinizle girelim bu bölüme. Şiir yönünüzü o yani şair yönünüzü de konuşalım o şiirlerinize değinelim. Ya şimdi benim şeyimi yazarken bu ekranda da görüyorum şair diye şey yapıyorum. Ben kendim böyle nitelendirmiyorum yani şair demiyorum kendime. Ama yani gerek cezaevinde gerekse bu şeyde bazen böyle bir şey oluyor. Ne diyorlar? Bizim şairde ilham geliyor. Onunla bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Ama yani şey esasında benim öyle şairlik yaptığım veyahut da şair diye bir şeyim yok ama yine de bir tane okuyalım. Bu Ali Aktaş'ın Ali Aktaş yoldaşın Adana cezaevinde doğum gününde idam edilmesinde dolayı ben o zaman Konya Dutlukırı askeri cezaevinde yatıyordum. Tabii işte diyelim bizde televizyon yok, bir şey yok, gazete yok, hiçbir şey yok. Yani şeyi o sürecin içerisinde biz sadece gelen mektuplarla dolaylı olarak anlatılan şeylerle yapıyoruz. Artık hepimiz birbirimizin dilinden veyahut da neler anlatmak istediğinden anlıyoruz yani şeyi. Tabii bizde de şeyin yani Ali Aktaş'ın kesin idam edileceği noktasında hepimizde bir şey vardı, bir kanı vardı. Yani o yoldaşın kendisi de bekliyordu. İşte bir şey, bir mektup geldi yani idamından sonra Mersin cezaevinde yatan şey Sultan Mengi, o da yazar bir arkadaşımız, hemşerimiz. İşte onunla teyzesinin kızı Ayşe Aytokan'ın bana gönderdikleri bir mektup vardı. Dolaylı olarak şeyi yapıyorlar. Tabii ben şey hem o mektuptan etkilenerek hem de bu şeye, bu Ali Aktaş'a ilişkin bir şiir yazmıştım. İsterseniz onu bir şey yapayım yani. Son kitapta da ona bir şey yaptım. Yani Ali Aktaş'a bir pozitif ayrımcılık yaptım. Kitabın konusu olmadığı halde bir öyle bir bölüm ayırdım ve o şiiri de oraya koydum. İsterseniz onu okuyayım. Ama tabii, ben iyi şiir okuyan bir insan değilim yani. Eğer bizi isteyen arkadaşlar da ki izliyorlar, bazılarını görüyorum. Onlardan özür diliyorum ya. Ben ne yapıyorsun? Ben bu arada Irgati Aslan dostumuz sanırım kaynak gözüne gelmiş. Onun için dedi yazılar bile çocuğuma yazdırıyorum. Geçmiş olsun diyelim. Ve yayını bayağı dostumuz istiyor. Hüseyin Sati, Hasan İrez, Kamil Çetin. Hatta Kamil Çetin'in ben ekrana verdim. Siz sanırım ekrana fazla yoğunlaşmadınız. Askeri nasıl kandırıp kaçtın diye bu anılarından bir bölümü sanırım bildiği bir bölüm vardı. Var öyle, evet. Evet ama tabii ki birçok anınız olduğunu bildiğim için biz dedik bu süre içerisinde küçük de olsa bir şey renk katalım. Salman Sun'a dostumuz bizi izliyor. Aysel Bendes, Bahri Yanık Ozan'ımız, Hasan Alçı yine Mardef yöneticimiz, Kürecik Nurhak, Hatice Ceren, Mehmet Taş, İbrahim Şempınar, Cennet Suna İlkan, Elif Çolak, Seçkin Çiçek, Halil Nurhak,
Mehmet Kısa başkanımız bizi izliyor. Ahmet Kızıler yine şair ve buradaki dostumuz. Kadir Kabul dostumuz, yoldaşımız bizi izliyor. Mustafa Bostan, Ali Ahmet Kocamaz, Ali Besma Ügün, Salman Nurhak yine şair bir dostumuz. Hasan Özek, Mustafa Dikeç, Demo Temirci, kendisi de şu anda Türkiye'de. Mustafa Evren, Mahmut Alpdoğan yine şair ve denk beş dostumuz. Dost Salman yine şair bir dostumuz. Hasan Koku, Feda Dergah, Ertuğrul Yıldız, Kamil Çetin, Ali Alagöz, Mehmet Yoldaş. Dostlara da bir merhaba demiş olalım istedim. Bu arada Boyraz... Merhaba diyorum, bunların hepsini de tanıyorum. Teşekkür ederim yani. Boyraz Yıldız Yusuf da geldi. Kendisine de hoş geldin diyelim. Evet hocam, şiiri alalım. Ali Aktaş'a. Gece umutsuz bir sabaha bıraktı kendini. İnsanlar suskun. Sessizlik çevirmiş ülkemi. Sevdalar boynu bükük. Bir kuş uçsa duyulacak sesi ta ora ötelerden. Bir karanfil daha koparıldı dalından. Yeşermesin diyedir sevdamız. Oysa ne darbeler gördü, ne kavgalar tattı bu topraklar. Duyun ulan duyun. Her kopan dalda biraz daha yeşeriyor sevdamız. Ki can koyduk özgürlüğe. Ölmekten gayrı yoktur korkumuz. Ölümden öte yoktur yolumuz. Dutlu Kırı Zindanı, Şubat 1983 tarihinde yazdığım bir şiir. Yüreğine sağlık. Evet, ben bu arada dediğim gibi zaten bu bölümü yazdığın ve birikmiş şiirlerine tabii ki sen ne kadar iyi niyetli, mütevazı da davransak evet, ama sonuçta bir alan var ve ortada bir takım yazılan şiirler de varsa bu anlamda bence bu şiir bölümünü de konuşalım istiyorum. Şiir yazmaya ilginiz nasıl başladı diyeyim öncelikle? Ya şimdi şiir yine ben çok türkü söyleyen bir insanım. Türkü severim yani. Çok türkü bilirim. Hatta bizim birkaç tane yoldaşımız da şey söylüyordu. Türkü adam diyorlardı. Yani bu kadar türküyü nasıl biliyorsun? Nasıl aklında tutuyorsun? Şeklindeki şey. Benim ömrümün büyük çoğunluğu cezaevinde hücrelerde geçti. Yani tek başına geçti. Benim 7 yılım tek başına hücrede kaldım. Şimdi o sürelerin içerisinde diyelim biz alt koğuşlarda biz müşahadiyede kalıyorduk. Alt koğuşlarda televizyon var ve sesi duyuyoruz. Bu o zaman sadece TRT vardı. TRT'de işte bu halk müziği programları var. O türküleri yani işte dinleye dinleye ben öyle bir iki sefer dinlediğim zaman belki şimdi söylesen mümkün değildir ama yani o zaman öyleydik. Yani yoğunlaşıyorduk. Üzerinden yani şeyi yapıyordum. O türküleri hemen ezberliyordum. Söylemeye de çalışıyorduk işte hücrelerde. Ne yapıyorduk? Bizi birbirimize ana anlatıyorduk. Hikaye, fıkra veyahut da işte türkü söylüyorduk. Diğer bitişiğimizdeki yoldaşlarımızla ilişkimiz bu şekildeydi. Havalandırma yok veyahut da bir iletişim şeyi yok. Yaşamımız böyle geçti. Yani bu o birikim, o yoğunlaşma bir şeyi beraberinde getirdi. Yani böyle bazen işte diyelim bu tür şeyler. Ben genelde böyle şiir yazarken hani bir bazı insanlar böyle bir şeyin karşısında şok olur ve orada duygularını anlatmak ister. Kabullenmediğin bir şeyi yani anlatmak istersin. Bu bizim yöremizde bazen şöyle şeyler oluyordu. Destanlar yazılırdı böyle çok toplumsal olaylar olduğunda veyahut da acı olaylar olduğunda destanlar yazılırdı. Biz bunları dinlediğimizde bunlar da etkilenirdik yani şeyde. Şimdi diğer bir sorun mesela bizim 80'lardan sonraki şair kuşağının büyük çoğunluğuyla birlikte yaşama şansım oldu. Mesela diyelim Konya Dutlukır cezaevinde işte diyelim Mehmet Çetin Seyfi neydi? Yani bir sürü orada mesela şey çıktı, şair çıktı. Konya Dutlukır askeri cezaevinde veyahut da Aydın cezaevinde yattığımızda işte vardı. Çıkan arkadaşlar var. Şairlik ve yazarlık yapanlar.
Çanakkale buranın tam beşiğiydi. Yurduydu Çanakkale zindanında. Dolayısıyla bunların bu tür çalışmalar veyahut da şiir okumaları, bu tür etkinliklerin olması falan dolayısıyla etkiliyor. Yani biraz da ilgilisin, şeysin. Yani bunu kendime bir şey olarak seçmedim ama zaman zaman da yazmak gibi bir gaflete de katıldım yani veyahut da şeyi oldum. Ama şiir gerçekten bugün galiba bir şeyde okumuştum, bir arkadaş söylemişti de. Şimdi kimdi ismini hatırlamıyorum. Şey diyor, diyor ki yani şiir veyahut da yani şairlik gördüğün rüyanın ne uyanık haliyle ortaya çıkan sonucudur diyor. Bence doğru bir şey söylüyor. Yani şiir yaşamın kendisinde şey olan ama ben bizim toplumumuzda hem yani genelde devrimci veyahut da diğer kesimlerde de şairlerin veyahut da şiirin üvey evlat muamelesi gördüğünü ve hak ettiği yeri bulmadığını düşünüyorum. Hatta bazen böyle standlarda veyahut da işte kitap satılan yerlerde şeylerde herkesin böyle ya şiir mi boş ver. Yani böyle küçümser şeyle dudak ucuyla yani şey yapmaları bizim toplumun kültürel açısında eğer şiir ne kadar çok okunuyorsa, şairler ne kadar çok dinleniyorsa o toplumun kültürel seviyesini ortaya koyan bir şeydir. Yani Nazım'ı bir sefer Nazım yapan şair olması değil midir? Veyahut da işte diyelim Ahmet Telli, Hasan Hüseyin'i bir sürü sayabiliriz yani. Şimdi bunların hepsi bizim yani sayfalarca yazdığımız şeyleri onlar bir şiirle çok rahatlıkla anlatabiliyorlar. Bu çok ciddi ve büyük bir yetenektir bu tür şeyler. Bence bizim kendi şairlerimize ve şiire gerekli desteği ve önemi vermemiz gerekir. Benim de mesela ben de kitaplarımda şeyi kullanıyorum. Hatta bir kitapta bir ön sözde de şeyi yazmıştım. Yani dedim ki ya ben şair değilim. Şiir kitapta bana da hatta Ceylan Yayınları'ndaki bir arkadaş şey demişti. Ya bu şiirlerini gönder hepsini bir kitap olarak yazın. Sen niye bu kitapları şey yapıyorsun? Dedim ki böyle ya bir kitabı alıyorsun okuyorsun. Ha bu burada şiir var ben bunu okumayayım geçim demiyor. O şiiri de okuyor. Dolayısıyla belki böyle şiiri sevdirebilirim. Veyahut da şiire bir önem katabilirim diye. Ben de yani öyle bir yöntem izliyorum. Ama son şey olarak şunu söyleyeyim, şiirin de şairin de bizim aramızda çok fazla şey olmadığını üzülerek belirtmek istiyorum. Evet hocam, bu arada şiirle beraber türkü seven birisi olduğunu, hatta söylediğini de söyledin. Bu arada türkü isteği var. Bu arada Hasan Alçı sataşıyor. Kamplara geliyor, hep dinleyici kalıyor. O zaman önümüzdeki kampta kesinlikle kendisinden türkü istiyoruz diyor. Hüseyin Sati dostumuzun orada şiir balıkların gözyaşlarının oluşturduğu deryadır desek doğru bir tespit olur mu Hüseyin Hocam diyor. Doğru. Gibi ben dostlarımızın bazen böyle... Ya şiiri ahlaki olarak, vicdani olarak ve insan olarak neye benzetiyorsan şiir odur. Yani yeter ki sen şiirin önemini kavra. Yani bir bazıları mesela diyelim o dostumuz çok iyi ifade etmiş. Bugünkü işte ben biraz önce söylediğim şeyde. Şimdi şiiri anlatan veyahut da şey yapan arkadaşlar da bunu çok iyi ifade ediyorlar. Ama bizim toplum olarak şiire gerekli önemi vermediğimizi ben belirtmek istiyorum. Yani doğru bir tespit yapmış, doğrudur yani. Evet, bu arada başka güzel tespitler de var. Sara Kahn mesela, şiir bir kesim toplumun dili niteliğindedir diyor. Evet, şiirin en önemli özelliği dildir. Aynı dilin iyi kullanılmasıdır yani. Ozan usulü şiir az sözle çok şey anlatmaktır diyor. Ve ben açıkçası bu güzel temennileri falan da ekrana aktarayım istedim.
Sen evet, bunları aktarıyorsun, sonra beni şair yaparsın. Etme, eyleme. Ya böyle bir şeye ihtiyacın yok zaten. Ama mailin var. Artık bu anlamda bu birikmiş şiirlerini mutlaka ileride bir şiir kitabına toplama şansın olur. Bize de buluşturursan seviniriz. Ben tabii ki bu arkadaşların hem şiire yaklaşımı, aslında her şaire, şiir yazan dostumuza şunu da soruyorum aslında. Sizin için şiir ne ifade ediyor diye. Aslında orada birkaç örnekler de verdiniz, açtınız ama bence yine de bir kısaca buna bir cevap alırsam bu bölümü de geçeriz. Ben o şeyi tam anlamadım, o sorunu. Şiir sizin için ne anlam ifade ediyor? Yani ya ben, şöyle söyleyelim, Maykoski şair işçidir diyor örneğin. Ya ben şiiri bütün yaşamın en güzel anı olarak değerlendiriyorum yani. Bence sade de güzel bir cevap oldu. Şöyle yapalım hocam. Çünkü önümüzde kitaplarına da değineceğiz. 5 kitabınız var. Ben dolu dolu geçelim istiyorum ama biraz önce söylediğim gibi sizden söz istiyorlar. Yayının sonuna gerekirse, isterseniz şu anda da olabilir. Bir türkü istiyoruz. Bugün olmasın, başka sefere yapalım. Ya bilmiyorum artık. İzleyicilere onlar karar versin bu konuda. Israr olursa bilmiyorum. Yine de sade bir, kısa bir dörtlük falan okuyabilirsiniz. Tamam hocam, şöyle yapalım. Peki etkilendiğiniz, örnek aldığınız şairler, birkaç tanesini sayarsanız sevinirim. Ama ardından da şiirlerinizde en çok hangi konuları işliyorsunuz? Yani siyasal mutlakadır ama yine de aşk var mı? İşte yani bazı özel durumları öne çıkarıyor musunuz? Yani işte nedir? Sürgündesiniz, bir takım özlemler olabiliyor. Genelde ne tür konuları işliyorsunuz desem? Ya şimdi yani Ahmet Telli, Mehmet Çetin, şimdi sayınca, yani insan sayınca hemen aklına gelmiyor da bir sürü yani şiirini severek okuduğum, ben genelde mesela diyelim okuduğum bir şeyde bir kitap mı okudum? Bir kitaptan sonra hemen bir şiir kitabı okurum. Şiiri ben şimdi bazı diyelim şiir akımları vardır veyahut da şeyler vardır. Ben bunları takip etme veyahut da izleme konusundaki şeylerimde okurken yani bunları biraz şey yapıyorum. O akımları veyahut da şeyleri izlemeye çalışıyorum. Ama genelde bende çok derin böyle etkiler yaratan, bu etkileri bir ifade etmek istediğim zaman, mesela diyelim ben bir çok sevdiğim veyahut da çok yakınım, çok iyi tanıdığım biri varsa, onların diyelim aramızdan ayrılması, ölümsüzleşmesi zamanlarında ya çok duygusal, mesela bir telefon geldiğinde telefonu açmam. Yani çünkü konuşamam yani şeyde veyahut da telefon da etmem. Ben o zaman o duygularımı genelde böyle şiirle ifade etmeye çalışıyorum. O içimdeki şeyi o şekilde bir nevi, ne diyelim işte, biraz kaba bir şeydir de yani boşaltmak istiyorum. Bir ifade tarzı olarak şiir kullanıyorum. O andaki duygularımı o şekilde ifade etmek istiyorum. Ve o açıdan yani ben de şöyle bir şey yok yani, ben ya bir şeyde yoğunlaşayım da onu işte bunu bir şiire dökeyim veyahut da şey yapayım şeklindeki, şu konuyu işleyeyim şeklinde önüme koyduğum veyahut da şey yaptığım bir tercihim falan yani olmadı şimdiye kadar. Genelde yazdıklarım da
yani etkilendiğim bir şeyi şiir yoluyla ifade etmek, o anki duygularımı şiir yoluyla ifade etmek şeklinde kullandım yani. Evet. Biraz önce de birçok şair saydınız. Ben biliyorum sevdiklerinizdendir. Şafak Tamer'dir, Kutsiye Bozoklar'dır, Ahmet evet. Arif'tir. İnsanın tabii ki birdenbire aklına gelmiyor, sayamıyorsunuz. Ama gerçekten Anadolu ve bazen şöyle bir yakıştırma da olur. Her beş kişiden birinin şair olduğu bir coğrafyanın insanlarıyız. Ama şiire dair birçok dostumuz güzel yani yakıştırmaları ve bakış açılarını özellikle ekrana da yansıtmaya çalıştım. İşte mesela en son şiir okunmaz aslında o anki ruh halini, şiirini yaşarsınız. Çok iddialı bir söz gibi oldu ama şiir yaşanacak bir şeydir bence diyor. Hüseyin Sati bence de şiiri zaten okuyan dostlarımız o duyguyu yansıtmak, işte vurguları öne çıkarmak gerekiyor. Zaten şiiri şiir yapan da odur. Ve ben hemen kitaplarınıza geçmeyi düşünüyorum. Sayın Torun 5 tane kitabınız var. Ve ilk kitaptan başlayarak böyle ele alalım istiyorum. Biraz önce kişisel fikrim ekrana kitapları ekrana yansıtayım istiyorum ama ekranda istediğim, arzuladığım düzeyde o beyazlık falan olunca bence böyle sade yapmayı düşünüyorum. Ve ilk kitaptan başlamak istiyorum. Özgürlüğe Kaçış. Belge anlatı olarak ortaya çıkıyor. Mart 2015 Ceylan Yayınları'ndan. İsterseniz bence bu kitaptan başlayalım. Kısa da olsa belki son iki kitabınızı biraz daha yeni olduğu için onlara biraz daha ağırlık veririz. Bize bu kitapla ilintili, okuyucuyla buluşma serüveniyle ilintili, nasıl olgunlaştı, bu kitabı yazma kararınızla ilintili küçük bir açıklama yaparsanız sevinirim. Buyurun. Yani 91 yılında ben cezaevinde çıktım, şartlı salıverme yasasıyla birlikte. Bu terörle mücadele yasasına eklenen bir şartlı salıverme geçici maddesi vardı. Onunla birlikte ben cezaevinde çıktım. Yani çıktıktan sonra da zaten cezaevindeyken de Emeğin Bayrağı gazetesine yazı gönderiyordum zaman zaman. Yani gazetede çalışmaya başladım. Orada çalışırken bu özgür basına dönük şeyler vardı. Baskılar işte bu özellikle Kürdistan ve Kürt sorununa dönük baskılar sosyalist bazın üzerinde yoğun olarak yapılıyordu. Ona dönük bir şey vardı, açlık grevi vardı. O da Emeğin Bayrağı'nda düzenlenmişti. Biraz salonu ve gazetenin yeri uygun olduğu için orada yapılmıştı. İşte açlık grevindeyiz, sabaha kadar oturuyoruz, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, anılarımızı anlatıyoruz. Tabii şimdi orada hepimiz yan yana duruyoruz. Herkes birbirinin kimin ne olduğunu veyahut da ne şey olduğunu o özel yaşantılarına ilişkin şeylerinde çok fazla yani bilgi sahibi değiller. Bunlar çok fazla konuşulan şeyler de değil. Ben de bu bizim cezaevindeki firarı şey olarak anlattım. Bir şey yani farkında olmadan kimse de bana bir şey demeden ben almışım olayı, nasıl planladığımızı veyahut işte nasıl kaçtığımızı, nasıl yakalandığımızı, daha sonra nasıl işte bir süreçten geçtiğimizi anlatmışım yani, anlattım daha doğrusu. Onu anlatırken bir tane işte gazeteci, aynı gazetede çalıştığım bir gazeteci yoldaşım, bizim yayın yönetmenine Mukaddes Çelik Erdoğan diye şey demiş. Ya bu yoldaş bir firar anlatıyor, biz bilmiyoruz bunu. Şimdi sabaha kadar bu firarı anlattı bize. Bu anlattıklarının yazın bir kitap olarak güzel bir kitap olur dedi, demiş. Neyse Mukaddes de şey söyledi, dedi ki ya dedi bana kara olan diyorlardı. Biraz esmer olduğum için. Dedi
Firar edenler ben, Hasan Sevim burada İsviçre'de kalıyor. Ondan sonra Hayri Argap, o da bizim bir yazar ve sinema işleriyle uğraşan, gazetecilik yapan bir arkadaşımızdır. Şimdi dedi, hanginiz şey yapıyorsanız aranızda anlaşın, bu kitabı yazın dedi. Neyse, yani arada öyle kaynadı. Sonra benim kaçırılmam söz konusu oldu polis tarafından. Oradan da işte biraz siyasi durumum şey durumuna düşünce kitap yazma işi öyle kaldı. Yurt dışına çıktım. Yurt dışına çıktıktan sonra yine bir o zaman da Mukaddes şeyin, Ceylan Yayınları'nın yayın yönetmeni neyini yapıyordu. Buraya bir panel için gelmişti. Aynı zamanda da milletvekili aday adayı olmuştu. Onun için buradaki bir çalışmaya getirilmişti kendisi. Burada görüştük, dedi ki hani dedi o kitabı yazacak mı dedi. O kitabı dedi yazıp göndereceğim, ben bekliyorum dedi. Ben de tam işte bu 2000'li yıllara doğruydu. Ben de şeye çıktım, nedir bu, ilk İspanya'ya gittiğimde 2001'de oturdum bu kitabı yazdım orada tatildeyken. Oturdum yazdım gönderdim. Tabii şöyle bir şimdiki gibi öyle bir olanağımız yoktu. Hasan cezaevindeydi. Hayri ile de ilişkilerim kopmuştu, yani nerede olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlara, yoldaşlarıma ya ben işte kitabı yazdım, böyle bir şey yaptım şeklindeki şey olmadı. Kitabı yazarken de Hasan'la kendi ismimi ortak kullandım. Yani iki, yazar olarak iki kişi diye şey yaptım. Yayın evinin işte tasarrufuyla dediler bu bir anlatıdır. Yani işte bir kişi anlatıyor. Dolayısıyla bunun sen anlattığın için yazarı sen olarak yapacağız. İyi dedim, işte Hasan'a da veriyorlar. Hasan da bakıyor. O zaman cezaevindeydi. Dolayısıyla yani kitap bizim o firarımız ve benim daha önce işte başka bu bazı yerlerdeki firarlarım, işte gözaltı firarlarım var. Kayseri'de, işte Pazarcık'ta Kamil Çetin diyor ya askeri nasıl kandırdığını anlatsene diyorum. Yani bu tür şeyler var, firarlar vardı. Bunları da oraya ekleyerek firarlara ilişkin şey olduğu için adını da Özgürlüğe Kaçış olarak yayınladım yani. Genelde firarlar veyahut da firar düşüne ilişkin bir şey var. Bir yaklaşım var kitaptan. Evet, kitabı ben okudum ve içinde bayağı güzel anlatı da var. Aslında biraz değinmek de isterim ama konu bayağı uzadı. 1 saat 10 dakikadır yayındayız. Daha kitaplara yeni başladık. Onun için biraz hızlı geçmek istiyorum. Daha çok sizin kitaplarla ilintili söylediklerinizle bağlı kalalım istiyorum. Bu arada kitabı okuyan dostlarımız, kitabın iyi olduğunu ve okunması gerektiğini de yazan dostlarımız oldu. Ben Özgürlüğe Kaçış kitabının dostlarımızın okumasını ben de tavsiye ediyorum. Hemen ikinci kitaba geçmek istiyorum dostlar. İkinci kitapta Tünel. Zindanlarda bitmeyen özgürlük tutkusu, anı belge. Şubat 2016 yine Ceylan Yayınları'ndan çıkan bir kitabınız. Hemen bu kitabın okuyucuyla buluşmasıyla ilintili, hangi aşamalardan geçti, konusuyla ilintili dostlarımızı bilgilendirirsen sevinirim. Ya şimdi Tünel kitabını yazmaya beni yönelten şey esas olarak bu Aydın cezaevinde bir tünel çalışması vardı. Özellikle bu Kürt arkadaşların yaptığı bir tünel çalışmasıydı. Koğuşlarımız bitişikti. Burada bu tünele ilişkin işte daha sonra çeşitli nedenler şeyler söylendi ama bunun gerçek açığa çıkış nedeni ne olduğu konusunda net bir şey ortaya çıkmadı. İşte bir yangından dolayı toprağın bulunup tünelin açığa çıkması söz konusu oldu.
herkesin ortak kanısı bu. Yani bir elektrik kontağından çıkan bir yangından dolayı çatıda toprağın açığa çıkması üzerine açığa çıktığı düşüncesi herkeste yaygın olarak kabul görmüş bir şeydir. Şimdi oradan yani biz çok yoğun bir operasyonla çok gerçekten de özellikle Kürt arkadaşlara daha fazla işte bitişindeki olan koğuşta biz olduğumuz için ardından da biz olmak üzere bir düşman politikası mantığıyla bir saldırıyla karşı karşıya geldik ve hatta o işkencelerde ve o saldırılarda birçok insanda gerçekten çeşitli yerlerinde özürlü duruma düştüler. Oradan işte Çanakkale cezaevine sürgün geldik. Ama yani diyelim her yerde bizim bir tünel düşümüz var, bir başlangıç var, bir girişim var, şeyler var, hazırlıklar var, bilmem şeyler var ama hani sık sık sürgün gittiğimiz için de bir yerde bir başlangıç yapamıyoruz yani. Veya da yapıyorsak da öyle kalıyor, bırakıp gidiyoruz. Ardımızdakiler işte diyelim yeni gelenler de bilmiyorlar veyahut da orada öyle bir şey olduğunu, öyle kalıyor. İşte Çanakkale cezaevine geldiğimizde oradan bir tünel çalışması başlattık. Yani tüneli son noktasına kadar da getirdik. Hatta en son tünelin açığa çıktığında ben tünelin içindeydim. Bir gün sonra açık görüş olacak ve o görüşte biz her şeyi hazırlayacağız ve oradan çıkıp gideceğiz. Yani tünelin son noktasına kadar getirmişiz. Sonra yani tünel açığa çıktı. Açığa çıktı işte diyelim bir operasyon yapıldı, dağıtıldı o koğuş. Ama bir anlaşmayla o şeyi atlattık. Yani bir operasyon yapılmadı. Biraz bizim oradaki gücümüze bağlı bir şeydi. Biraz da yani savcıların Ethem Türker ve neydi o Yaşar yok. Neyse yani bunların biraz böyle 68 kuşağına bulaşmaları işte o dönemin insanları olmalarından dolayı biraz böyle devrimcilerle yani cezaevinde geliyorlardı gidiyorlardı. İşte satranç oyna, tavla oyna veyahut da sohbet bazen şey oluyordu. Herhalde biraz da onun da payı var ama esasında bizim cezaevindeki direnişçi yapımız veyahut da yani bütün cezaevinin söylüyorum sadece bizim derken yani bir kısım bir grubun veyahut da bir örgütün değil. Böyle bir yapısı vardı ve ondan dolayı da biraz belki de yani oradan o operasyonu yapmayı göze almamış da olabilir de çok şey değil. Ama o şeyde mesela diyelim o tüneli başladığımız andan itibaren tünelin sorumluluğu o zamanki Devsol diye ismi geçen de Ali Akgün, Gavur Ali diyorlar. Elazığlı bir yine Rizeli galiba bir Ali Akgün var o dev yoldan. O değil ve Elazığlı işte Gavur Ali dediğimiz Ali Akgün diye bir arkadaş tünelin sorumlusu. Tünelin başındaki ve başımıza kapağı açan, kapağı kapatan, bizi oraya koyan, bizi oradan çıkaran bir şey yapan bu insan tünelden sonra işte dev solcu arkadaşlar tarafından hain diye cezaevinde öldürüldü. Bu gerçekten birçok devrimcinin de zoruna gittiği gibi benim çok zoruma gitti. Ben bunu anlatmak istedim yani bu şeyi, bu haksızlığı. Yani madem ajansa şüpheleniyorsan bunun hakkında soruşturma da yürütüyormuşlar. Veyahut da iddiaları o. Şey yapıyorlar ama yani şüphelendiğim bir adamı tünel, bizim bir sürü arkadaşımızı bak bir sürü arkadaşımızı ya en azından biz gittiğimizde koğuşa bir saldırı olursa bunlar işkence görmesin, şey olmasın diye biz başka koğuşlara gönderdik. Bırak bunlardan şüphelenmeyi. Şimdi dolayısıyla yani biz böyle bir yaklaşım içindeyken senin şüphelendin, hakkında soruşturma yürüttün, bilmem ne yaptın, bir insanı getirip tünelin başına koyman en azından 80-90 tane idam mahkumu ve örgüt yöneticisi olan
örgütlerin çok önemli kadrolarının yaşadığı bir yerde bu kadar insanı götürmeyi düşünüyoruz. Şimdi böyle bir şeyde böyle bir şey. Neyse, kitabı esas olarak onu, o olayı anlatmak açısından, bir de tüneli anlatmak için yazdım. Tam o süreçte, yani kitabı gönderdiğim süreçte bu şey vardı, seçimler vardı. Seçimlerde de işte HDP'nin bir baraj sorunu vardı. Bu işte o zaman DHKPC olmuştu. Defsol ayrılmıştı şeyde. DHKPC bu HDP'ye tavır alıyordu, yani HDP'yi desteklemiyordu. O süreçte bu baraj sorununda bir şey olmasın, hani bir tartışma ortamı yaratmasın, şey yapmasın diye işte bana dediler, bu bölümü çıkar dediler. Bu Ali Akgün'e ilişkin olan bölümü çıkar dediler. Bunu yayınlamayalım, bu işte yani sorun olmasın. Yarın bir gün işte bir baraj maraj sorunu olursa işte bu sefer de derler ki ya böyle şeyler, böyle bir ortam yarattınız. İşte insanlar bir kısmı bundan etkilendi, gittiler şeklindeki şey. Tamam, ben de olumlu karşıladım. Yani o bölümü çıkardım. O kitap, yani bir Çanakkale ve Aydın cezaevindeki tünellere ilişkin bir şeyi anlatıyor. O Ali Akgün bölümünü çıkardım. Bir de işte cezaevindeyken bu gazete, Emin Bayrağı gazetesi, bu terörle mücadele yasası tartışmaları veyahut da çıktığı döneme ilişkin o şeylerin bir dosya hazırlayıp göndermemizi istemişlerdi cezaevindekilerine. Biz de o zaman, ben böyle bir dosya hazırlamıştım. O dosyayı da bu şeye ekledim. Yani cezaevlerine ilişkin olduğu için kitaba ekledim ve dolayısıyla da şey oldu, yani kitap terörle mücadele yasası ve Çanakkale tünelini anlatan bir çalışma olarak çıktı. Evet, bu arada dünya, daha doğrusu Hüseyin Sati ekrana attı. Belki mutlaka sonradan, yayın sonrası senin de mesajları okuyup takip edeceğini de umuyorum. Dünyanın en zeki tutsağı. Bu söz Firaz Baran'ın Hüseyin Torun'un için kullandığı bir cümle diyor. Ve kitabı yollayacaktı ama işlerinin yoğunluğundan unuttu sanırım. Yazarın kendisinden de imzalı istersek olur mu diye böyle bir beklentisi vardı. Olur, yani, adres göndersin, gönderirim. Artık onu siz kendi aranızda halledersiniz. Ve ben hemen üçüncü kitaba geçmek istiyorum. Kıl Çadır'dan Konağa, Göçebelik'ten Ağla. Anı, Anlatı, Eylül 2020, Ceylan ve Ceren Yayınları, sanırım iki yayın evinin ortak çıkardığı bir. O Ceren de Ceylan'ın bir şeyidir, yani bir bölümü evet çıkıyor. Yani ikisinin birden olmasına kaynaklı ben de vurgulamak istedim. İsterseniz bu kitabın bizde buluşma, yazılma nedeni, gerekçesiyle de olsa böyle kitabı bize kısaca tanıtın. Ama bayağı süremiz aşıyor. Mümkünse böyle ya, kısa net olursa Yani benim kafamda hep şöyle bir şey vardı. Yani bizim aileye dönük bir şey anlatmak veyahut da işte diyelim bu Pazarcık ve Maraş'a dönük bir şey anlatma düşüncesi hep böyle, yani kendimi bildim bileli hep böyle bir içimde bir şey utku olarak kaldı, yani bunu buna ilişkin yani bir şey yapmam gerektiği noktasında. İlk iki kitabımı yayınladığımda işte diyelim beni tanıyanlar, akrabalar veyahut da bizim köylüler falan, ya niye işte kendini niye anlatmıyorsun veyahut da kendi aileni niye anlatmıyorsun şeyi falan, bu türden talepler, öneriler vardı. Neyse, o bende önceki şeylerden de birleşerek yani bu kitabı yazma gereği duydum. Şimdi bizim yani torunlar, işcanlar, tüzünler, küçük yayalar, sarı kabadayıları, bunların işte can atanlar, bunların hepsi bir şey. Yani bir aile. Hatta bizim bir kolumuzda şeylerdir bu. Bugün şeyin MHP kanadını oluşturan, Pazarcık yöresinin MHP kanadını oluşturan Bozdağlar. Yani
Biz onlarla teyze çocuklarıyız. Şimdi böyle şeyler var. Bunlarla şeyi anlatırken yani ya çıplak işte sadece bir ailenin ya şuradan gelmiş şuraya gitmiş şunlarmış şu şöyle yaşamış bu böyle yaşamıştan ziyade bunların yaşadığı bölgenin sorunları da yani neler politik olarak işte sosyal olarak toplumsal olarak ne tür sorunlar yaşadığı konusunda da bazı değinilerde bulunmak istedim. Yani biraz da o tür şeyleri işlerken de biraz bu Alevilik ve dinle ilişki bizim o yörenin insanlarının bu Aleviliğe ve Kürtlüğe yaklaşım noktasındaki şeyleri orada yaşadığımda işte yani biz aslında biz Türkmüşüz de gelmişiz burada Kürt olmuşuz. Ya biz Sünniymiş de işte Horasan'dan gelmişiz. Gelmişiz burada işte Alevi olmuşuz şeklinde bizim orada böyle Kürtlüğünü ve Aleviliğini üstün örtülü kapatmak isteyenler var. Yani çok bu yaygın bir şeydir de veyahut da işte Alevilik eşittir Müslümanlık veyahut da Müslümanlığın içinde bir mezhep şeklinde bir kol şeklinde değerlendirenler de vardır. Bunlara ilişkin de bir değinide bulunmak istedim. Yani orada çok tartışılan, konuşulan veyahut da dikkat çeken sorunlar olduğu için yani şey yaptım, o bir pazarcık bölgesini biraz anlatan, işte aileyi anlatan, bu içerisinde biraz kendimle ilgili bazı şeyleri de içine katarak böyle bir kitap yayınladım. Bu kitabın en çok tartışılan kitabım oldu. Karşı çıkanlar oldu, işte diyelim destekleyenler oldu, eksik yanların olduğunu söyleyenler oldu. Bunların hepsi de belki vardır veyahut da haklı yanları da vardır. Bunun içerisinde biraz da şöyle bu sorunu diyelim işte kendi aile sorunumuz veyahut da yaşanan bazı sorunları tartışıp bugün onun doğrusu nedir? Çünkü hep sözlü bir tarihtir. Sözlü bilgilerdir. Bu bilgileri bilenler, birinci elde bilenlerin büyük çoğunluğu da aramızdan ayrılmışlar. Ve biraz bu bir tartışma konusu olur. İşte ya şurasını şöyle yazsaydın iyi olurdu, burası böyle yazsaydın olurdu. Bir ikinci baskıda bunları düzeltme şansı elde ederiz şeklinde de düşündüm. Bu konuda bazı şeyler var. Yani tartışmalar veyahut da düşünce belirten, açıklayana karşı çıkanlar vardır. Ama şimdi bu bütün hepsinde öyledir de genelde şimdi bir şey söyle veyahut da birileri bir şeye karşı çıkıyor. Sadece ben ya ismi neredeyse ona bakıyor. O isminden yani kitabın bütününü yansıtmak istediği şeyi anlamaktan ziyade sadece o kendi yerine odaklanıyor ve orada bir etki tepki sonucu şeye karşı çıkıyor. Yani şimdi bazıları da işte diyelim birisi kendisine söylemiş, kitabı okumamış, oradan karşı çıkıyor. Veyahut da şeyler bizim okumada ve anlamada tabii bu kendime de bir eleştiridir. Okumada anlamada sorun. Dolayısıyla o zaman bizim kendi kitlemizi veyahut da okuyucu kitlemizi de bilerek onlara uygun anlatma şeklindeki şeyi özellikle yani bu üçüncü kitabımda Kılıçadır'da kitabımda biraz bizim yöremizin okumaya veyahut da insanların o kavrama ve anlama noktasındaki bazı yetersizliklerin olabileceği yanlış anlayabilecekleri noktasındaki yanını kaçırmış oldum ve o noktadaki eleştirilerin haklı olduğunu da düşünüyorum. Evet şöyle diyelim hocam peki sonuçta 5 kitabım var. Ve 5 kitabın içerisinde de en kalını zaten bu kitap. Ve bölgemizin okumayla ilintili biraz sıkıntılı, hatta kendimizin bile az okuduğunu söylediniz. Bunu biraz yani ikiye bölebilirdin veya farklı anlatabilirdin diye düşünüyorum. Mutlaka eleştiriler olacak. Yazım dilinden, anlatımdan, konular işleme. Bazen inceleme ve araştırma kitaplarında biliyorsunuz alınan bilgiler karşı tarafın verdiği bilgiden kaynaklı yola çıkılıyor.
Ama sonradan başka birisiyle karşılaştığınızda daha farklı, daha net tarihler veya anlatımlar da ortaya çıkabiliyor. Zaman zaman düzeltmeler, yeni baskılarda bu tür şeyler devreye sokulabilir. Eleştiri bence insanı ve bireyi geliştirebilecek bir alandır. Mutlaka yapıcı, iyi niyetli yapılan her türlü eleştiriyi de siz üzerinize alacaksınızdır. Hemen dördüncü kitaba geçmek istiyorum. Gün Işığına Takılan Hikayeler kitabınız. Yine Anı Anlatı, Eylül 2020 Ceylan Ceren yayınlarından çıkmış. Ben hemen bu anı ve anlatı kitaplarının tabii ki daha çok birileriyle birebir sohbet yaşanılan anılarınızdan da olduğunu düşünerek hem kitabı çıkış noktasını kitabı anlatın hem de kitabın en önemli sizin için çok iyi bir anı olduğunu ve toplumda da bir karşılık gördüğünü düşündüğünüz bir bölümü de anı bölümünü de paylaşırsanız sevinirim. Mesela ben not almıştım. Karşı köyün yüzsüzü veya sizin için daha farklı olabilir. Belki başka öneriler olabilir. Evet, Gün Işığına Takılan Hikayeler kitabıyla da ilintili fikrinizi alalım. Ya şimdi yani hikaye dediğim şey hani öyle bir kitap ismi olarak yani hikaye dedim. Şimdi bazı diyelim genelde bu gazeteci olan insanlar veya da işte diyelim politik çalışma yürüten insanlar böyle notlar tutarlar, bilgiler alırlar, şeyler yaparlar. Ben böyle bir özelliğim var yani böyle not tutarım, bilgi alırım veya da okuduğum şeylerde beğendiğim şeyler varsa onların üzerinde eleştireceksem orada bir eleştiri şeyi yaparım veyahut da onların üzerinde değerlendirmeler yaparım. Öyle elimde notlar vardı. Bunları nasıl yani bir değerlendireyim diye şey yaparken genelde bilgi vermeyi içeren notlar vardı. Bir de benim böyle şey yani bir anlatma yeri bulmak istediğim bazı yaşanmış olaylar var. Onları bir şeyde yani anlatmak istiyordum. Bunları bu hikayelerle bu bilgileri birleştirerek yani bu yaşanmış olaylarla bu hikayeleri birleştirerek bu kitabı hazırladım. Yani kitabın içindeki bir her konunun öncesinde yani ya bir şiir var ya da bir bilgi içeren yani bir konu hakkında kendi düşüncemi açıklayan bir yazı var. Ondan sonra bir şey anlatıyorum yani yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Olayların hepsi yaşanmış olanlardır. Yani mesela diyelim bizim yine Mardef çalışmalarını yürüten Mehmet Ali İşcan var. Yani akrabamdır kendisi. Mesela onun bir kardeşi gitti gerillaya katıldı. Gerillada bizim esas olarak bildiğimiz şehit düştüğüdür. Hatta o noktada Pekke'nin şehit aileleri diye bir kurumu var. Onlardan getirilip verilmiş. Şehitlik belgesi de verilmiş. Ama bunlar mesela diyelim yani işte nerede şehit oldu, cenazesi alınmamış veyahut da yani bulunmamış kayıp olanlar var onların içerisinde yani o grubun içerisinde kayıp olanlar var. İşte onlara ilişkin işte o kayıplar nerede veyahut da şimdi devlet bu noktada bilgi vermiyor veyahut da oradan sağ kurtulan bir grup var. O grup kesin bir şey söylemiyor. Yani öldüğünü veyahut da şehit olup olmadığı noktasındaki şeyde. Burada hep her akrabam hep işte diğer kapı komşum köyde bir çocuk. Bir de gerçekten çok sevdiğim birisiydi. Üniversiteyi de bitirmişti. Mühendisti kendisi. Şimdi bu şeyi yani böyle şey olmasın hani diyelim ne diyeyim bir tane şey var ya işte diyelim kayıp olma veyahut da
tarihin sayfalarının içerisinde hiçbir yere bir isim bırakmadan gitmesi şeklindeki şey pek hoşuma gitmedi ve ona ilişkin bir şey yazdım, bir bölüm yazdım. Benim komşum halen kayıp diye bir şey, galiba şeyi oydu, aklımda kaldığı kadarıyla yine de bakayım da. Galiba evet, benim komşum hala kayıp diye işte yazdım. Diğer bir şey, ya ben bazen diyelim işte böyle aslında çok konuşuyorum diye eleştiriyorlar ya veya da şey yapıyorlar. Bazen şeye, bazı yerlere gider işte oturur sohbet ederiz bilmem şu bu falan. Bizim halkımızın bir geleneğidir yani işte evli olanlara şey sorarlar. Ya siz nasıl tanıştınız? Şimdi ben anlatıyorum, diyorum ki ya ben gittim. Kız kardeşim ile gittim. Orada bir kadın geldi. Elinde bir tepsiyle, dedim ki sen benimle evlenir misin? Yani tanışmam bu. Evlilik teklifim de bu. Şimdi inanmıyorlar. Ya böyle şey olur mu diyorlar. Yani sen öyle hadi sıradan bir adam değilsin veyahut da işte okumuşsun, biliyorsun şu bu. Ama doğru söylüyor. Damdan düşer gibi de olmaz. Neyse işte yani bunu anlatıyorum. Çoğu inanmıyor. Tamam mı? Böyle çok şey oluyor. Bazen eşime soruyor. Ya diyor doğru söylüyor. Öyle oldu yani. Tamam mı? Neyse yazdım. O da var. Yani ilk babama söylediğim laftır. İlk gördüğüm kıza evlenme teklif edeceğim diye. Ve gerçekten yaptım da yani. Yani onu orada anlatıyorum. Ayrı bir şey. Onun dışında yani bu bizim karşı köyün, yani bizim yurt dışına çıkış serüvenimiz var. Yani onu ele alıyorum. Bir de yani senin şeyini ettiğin en fazla da yani benim tepki duyduğum veyahut da zoruma giden bir şey olduğundan dolayı bir o insanı şey yapmak açısından halen yaşadığı için de ismini kullanmadım da. Ama o şeyi yaptım yani bir tecavüz olayı var. Bu tecavüz olayını aldım. Orada işledim. Yani kitaptaki şeyler, yazdığım şeylerin esası yaşanmış olaylardır. Bunları ben hikaye formatında anlatıp kitaplaştırdım yani. Şeyi bu fazla uzatmadım. Evet. Yani aslında içinde birçok konu var, şiirler de var. Ama dediğim gibi süreyi, aslında her kitabın başlı başına bir konu ve bir gündem oluşturabilecek bir programa sığacak. Biz yine de ana başlıklarıyla kitabın çıkışı ve içindeki bir takım şeylere değinerek yansıtalım istiyorum. Ve ben hemen son kitabınıza gelmek istiyorum. Bu son kitaba gelirken herkese göstereyim. Her gün böyle yapayım kendimi de görmeye dur. Her gün bir hikaye kitabı. Yine ana anlatı Haziran 2021'de Ceylan Ceren yayınlarına çıkıyor. Bu kitap AVEC.com'un Avrupa'daki kamplarında 14 gün boyunca yaşanılan lardan yola çıkarak ortaya çıkıyor. Ve AVEC.com'un 20 Temmuz'dan sonra 3 haftalık yeni bir kamp dönemine girecek. Mutlaka 2 haftada bu kitap ortaya çıktıysa bu 3 haftada orada çok büyük veriler alacaksın. Yine böyle bir çalışma içerisinde de yoğunlaşacağını düşünürsek güzel bir an olacak. Şimdiden kampa ilgi gösteren dostlarımıza da istersen hem kitaba girmeden önce bu kampla ilintili küçük bir bilgilendirme yapın. Ardından da hemen bu kitabın okuyucuyla buluşma noktası nasıl ortaya çıktığıyla ilintili, neden böyle bir kitabı yazma ihtiyacı duydun, onu açarsan sevinirim. Ya, tatil hepimiz için, özellikle Avrupa'nın stresli ortamında yaşayan biz göçmenler için mutlaka bir şey, ne diyeyim sana, bir ihtiyaçtır. Yani tatil yapmak ihtiyacı.
Yani ben fırsat buldukça gittim tatile. Bunu en fazla değerlendiren insanlardan da biriyim. Abekon işte 5-6 yıldır bu yaz tatil kampları düzenliyor. İşte aşağı yukarı her sene bir ülkede yapıyorlardı. Bu sefer bu ikincisini işte son geçen sene Fransa'nın bu Perpignan bölgesi var. İspanya sınırına yakın bir yer. Güzel bir plaj. Orada düzenlenmişti. Ben de yani daha önceki şeylerde tarihlerimiz denk gelmediği için, yani çalıştığımız için veyahut da eşim çalışsın çocukların şeylerinden kaynaklı şeye gitme koşulumuz olmadı. Yani diğer kamplara gitme koşulumuz olmadı. Geçen sene işte kendimi zorladım, artık tek gittim yani. Baktım ailece yani gitme koşulu olmuyor, doğmuyor. Herkesin bir şeyi çıkıyor. Geçen sene tek gittim. Orada yani bunu bir kitap olarak yazma şeklindeki bir şeyim falan yoktu. Yani giderken böyle bir şey yapacağım şeklinde bir düşüncem yoktu. Yolda bende işte 8 kişilik araba vardı. Başka şeylerimiz de vardı. Tatilcilerimiz de vardı. Beraber gittik. Şimdi tatile giderken benim arabadakilerin iki tane çocuk hariç diğerlerinin hepsinin yolu cezaevinden geçmiş. Şimdi yoldaki bütün sohbetler hepsi şey, yani cezaevi üzerine, yani güzel de şeyler anlatıyorlar. Arabayı genelde hep ben, genelde değil hep ben kullandım. 700 kilometrelik bir yoldu. Neyse gittik, yani yolda giderken bu şeyler falan hepsi anlatıldı. Tabii bir de yolu şaşırdık, en iyi bildiğim yerden yolu şaşırdık. Her sene tatile gittiğim bölgenin yolunu şaşırdık. Bu şeyde yani dedim şimdi biz gideceğiz. Oraya gelen diyelim yoldaşlarım %80 de beni tanıyor. Ben makaraya alacaklar. Ben alıyorum ya makaraya. Şimdi fırsat onların eline geçti. Beni makaraya alacaklar. Yani artık kampın bittiği gündemi Vicek'in torun yolu şaşırdı olacak. Bundan kurtulmak için bu Kampın Sesi gazetesi, bu Türk toplumsal etkinliklerde yapanlar biliyorlar. Böyle şey olur yani. Orada böyle anılar yazılır, işte diyelim yazılar veyahut da çeşitli şeyler yazılan böyle bir kamp gazetesi şeklinde duvar gazeteleri oluyor. Burada böyle bir şey vardı. Gazete yeri yapılmıştı. Ben de hemen oturdum. Bizim yol maceramızı yazdım. Götürdüm oraya, astım. Tartışmalar bitti. Dedim ki valla size yapacağım sadece bir şey var. Ben size her gün bir yazı yazarım, buraya asarım. Yani size her gün bir yazı veririm dedim. Tamam dediler. Neyse ikinci yazıyı yazdım. Yani bir şeye dikkat çekmek açısından hem bir çocuk sorunu hem de bu kadınlarla çocuklar işte hep kadınların çalıştırılması. Hadi diyelim evde bilmem yapılıyor bunu, orada kimse görmüyor da bari yani kamp yerinde bu kadınlar rahat etsinler, çalıştırılmasınlar şeyini. Dikkat çekmek açısından şey yazdım ya, susturun şu kadını diye. Bir yoldaşım vardı ya, epey sonra da öğrendim radyocuymuş. yani orada şey var, öyle bir başlıkla bir yazı yazdım. Oraya astım. Ondan sonraki yazılar şeyde kaldı. Yani biz, ama şöyle söyleyeyim. Tabii bu yazıyı yazdıktan sonra seninle ilintili de bir takım atışmalar yaşanıyor. Yok senin, o değil. O değil. Şey için söylüyorum. SKB'lilere sevmiyorum dediğinden sonra da kendi üzerinden de bir takım tartışmaların ateşini fitiliyorsun. Şimdi şeyde sonra yazıcı bozulunca yazıların çıkışını alamadım. Şimdi elimde yazı var, yazmışım, bilgisayarda var, çıkışını alamadım. Sonra elimle de yazıp oraya asma, benim çok yazım da çok küçük. Ben eline yazarken çok küçük, orada kimse okumaz yani o yazıyı. Onun için de eline yazmayı da yapmadım. Sonra bu
kampa ilişkin bir değerlendirme yazısı yazdım. Atılım gazetesinde de çıktı o yazı. Atılım Avrupa'da. Sonra şey dedi ya, bunu da bir kitabından değerlendir dediler bu yazıyı. Güzel bir yazı olmuş. İnsana tatil yaptırıyor adeta. O zaman ben de dedim ki ya, düşündüm dedim, bu elimdeki yazılarla birlikte alayım bunu şey yapayım. Yani özelliği şu, oradaki kampa katılan arkadaşların anlattığı şeylerdir. Ben o anlattığı konuyu, yani dinleyebildiğim kadarıyla onu almışım. Bir hikaye formatında anlattım o şeyleri. Bu tatil ihtiyacına dair bir şey var. Yazı var. İşte bir de o 14 günlük kampın bir değerlendirme yazısı var. Burada sadece şey olarak düşündüğüm, yani orada olmayıp da konusu oradan geçen. Şimdi bu Ali Aktaş yoldaşın şeyi var. Mavişim diye bir şiiri var. Bu cezaevinde geçen bir şeyde de bu bir muhabbet kuşu var. Adını Mavişim koymuşlar. Maviş koymuşlar. Onu da Ali Aktaş'ın Mavişim diye şiirinden kaynaklanarak o ismi koymuşlar. Ondan dolayı da bu işte diyelim bizim cenahta Ali Aktaş'a ilişkin çok yazı yazılmadı veyahut da ona ilişkin bir değerlendirme veyahut da bir çalışma yapılmadığından kaynaklı olarak bu kitapta dedim ki ona bir pozitif ayrımcılık yapayım. Hem kitabı ona ithaf edeyim, hem de kendisini bir şeyini anlatayım orada. Ayrıntılı olarak onu anlattım. Yani zaten yeni çıktı. Haziran'ın sonuna doğruydu çekişi. Bunun gelirini yani bizim kurumların ekonomik sorunları var. Bu ekonomik sıkıntılardan dolayı da bazı şeyleri yapamayabiliyorlar. Bu açıdan da ben bu kitabın gelirini işte bizim federasyonlara, derneklere ve şeylere bıraktım. Hatta kitabın dağıtımını da kendilerin yapmasını önerdim. İşte Aveco'nun şeyi bu, bir tatil sürecinin işleyen bir kitap. Evet, kitabın başında da beyinlerini burjuvaziye ipotek ettirenlerin yürekleri eskimiştir. Yorgun bedenlerin umuda durmuş aydınlığına, devrimin kızıl yıldızı, sosyalist militan Ali Aktaş yoldaşın ölümsüz anısına demişsin. Ben tabii ki kitabın içerisinde gerçekten de Ali Aktaş birazcık öne çıkıyor. Diğer anlatımlarımız kısa, Ali Aktaş bölümü bayağı uzun. Çünkü amacın da o sanırım, bunu işlemişsin. Biraz önce kadın yoldaşlarla yaşadığın durumlarla ilintili bir şey söyledim. Hatta eve gelen iki misafirin bir kahve yapamama hikayesinden yola çıkararak yapılan bir takım şey de var. İstersen o bölümü de kısa bir anlatırsan sevinirim. Çünkü okuyanlar zaten görecektir. Evet. Kaçamak cevabı. Bu İsviçre'de galiba 2007 mi 2008'de bu Lozan ve Cenevre, Evian'da bu G8 şeyi vardı. Gösterisi vardı. Bu Lozan bölümünün işte standların düzenlenmesi, işte yemek veyahut da çay kahve şeyinin örgütlenmesini İGİF'e vermişlerdi. O komitenin içerisinde, ya G8'e karşı komitenin içerisinde İGİF de vardı. İGİF'e vermişlerdi. Biz o zaman gittik, bir kahve makinesi aldık. Ama kahve makinesi de iyi bir kahve makinesiydi. Herhalde işte 2-3 bin liralık bir kahve makinesi aldık da o zamanlar. Getirdik işte 10-15 bin tane kahve verdik oradaki insanlara o makineyle. Taksitle almıştık. Neyse getirdik. Biraz dernekte kullandık. Sonra dernek kapanınca ben işte eve getirdim. Evde kullanmaya başladık. Bir gün eşim kimden duymuşsa bu kahve makinelerinin temizlenmesi için işte tuzlu su kullandıklarını şey yap. Bu da bol tuzlu suyu almış, makineyi boşaltıp makine bloke oldu, bozuldu. Neyse götürdük. Dedik ki bunu yani işte yapabilir mi şey falan. Adamlar dediler yok, bu olmaz. Yeni bir makine aldık. Şimdi makinede Fransızca diyor ki, yani bu makine temizleniyor diyor.
ya işin doğrusunu da ararsan, çok kullanıyor muyum? Evde çok iş yapıyor muyum? Yok. Çok da makineyi kullanmıyorum. Dışarıda hep kahve içtiğim için eve geldiğimde çay kahve dediler mi benim sanki bana kurşun sıkıyorlarmış gibi oluyor. Çünkü çok kullanıyorum. Yaptığım işten dolayı da çok kahve çay içiyordum. Neyse ben kahve içmiyorum da o arkadaşlar dedi ki ya bize işte diyelim kahve yap. Bizim evde yatmışlardı. İşte sabahleyin kalktık kahvaltı yapacağız. Kahve yap dediler. Neyse ben gittim makinede yazıyor bu kahve. Makine temizleniyor diye. Eşimi aradım. Dedim ki makinede böyle yazıyor. Sen ilaç milaç falan koymadın mı? Bir de ben bozmayayım dedim. Sonra dedi ki yok yok tamam dedi. Kullanabilirsin. Ha işte bizim Sek haberinin diline düştüm. Her gittiği yerde benim reklamımı yapıyor. Ya evde bir kahve bile bize veremedi diye habire reklamımı yapıyordu. Ben de aslında biraz orada işin esprisi olsun diye orada o şeyi yapmak istedim ama kamptaki esas tartışma şuydu. Ben Antep'te lisede okurken bir faşist kadını dövmüştüm. Orada o kadını dövmemden dolayı bir sürü eleştiriye uğradım. Yani tabu 78'de olan bir olay. Biz Antep'te ikiye bölündük. Şimdi orada ben Yurtsever Gençlik Derneği'nin başkanıyım. Orada politik faaliyetleri de çok öne çıkan biriyim, bilinen biriyim. İşte kadın devrimciler kadın dövmez. Ama ben kadın dövmüşüm. Tamam mı? Neyse bir tartışma çıktı. En sonunda yine böyle bugünküler gibi bir platform vardı. O zaman CHP de var bunun içinde. Bu Celal Doğan da var. İşte gitti yine bu tartışılıyor. Ya işte sen nasıl bir şey? Vallahi dedim ki ben kadın madın dövmedim kardeşim. Ben faşist dövdüm. Tamam mı? Faşistin cinsiyeti mi olur mu dedim. Tamam mı? Ben faşist dövdüm dedim. Faşist kadın olursa kadın da diyorum. Yani şey öyle bir şey öyle kurtulduk. Şimdi geldik kampta dediler işte bu erkeklik atölyesi var düzenlemiş SKB'ler. SKB demeyeyim Sosyalist Kadınlar Birliği'dir. İşte bir erkeklik atölyesi düzenlediler işte ona katıldım. Dediler herkes bu kadınlara ilişkin veyahut da şey olduğunda bir anısını anlatsınlar. Ben de bunu anlattım. Bu kadının nasıl dövme noktasına geldiği şeyi anlattım. Aynı yerde, aynı 78'deki yaşadığımız tartışmayı burada da yaşadık. Kamp ikiye bölündü. Birisi dövmek haklıdır. Bir kesimde yok. Ne olursa olsun kadın dövülmez. Şeyle kamp ikiye bölündü. Yani oradaki anlatılan şey de o. Evet, zaten kitapta detaylı olarak açmışsın. Bence o bölümü içine girersek burada yani ciddi anlamda farklı bir gündeme. Hatta böyle bir durum oldu, niye müdahale etmedin gibi de olabilir. Ben bu bölümü fazla açmak da istemiyorum. Evet, dediğim gibi 5 tane kitabınız da kısaca değindiğimizi düşünüyorum. Ben bu bölümde özellikle bir şiir var. Yıkılırsın hücrem bu düzen gibi. Yoksulü şiiri sanırım. O bir şeydir yani bir aynı zamanda müzik olarak da söyleniyor. Evet Ali Asker zaten bunu. Ali Asker söylüyor evet. Yani birçok insan var da ama Ali Asker onu daha fazla güncelleştirdi yani. Evet yani ben isterseniz bu şiiri de okumanızı isteyecektim ama başka bir şiir de olabilir. Ben yani çünkü araya şiirler de katalım demiştim. Konular uzun olunca katmadım. Bir şiirle de bu bölümü kapatalım istiyorum. O kaçıncı sayfada o şiir? Yıkılırsın hücrem. 50. Karanlıksın zulüm yatar bağrında. Eskimiş kokuyorsun hücrem bu düzen gibi. Asırların izi taşında durur. Eskimişsin hücrem bu düzen gibi. Bu düzen gibi. Tırnakla oyulan sözler taşında.
Çakan şimşekleri gördüm düşümde, parlıyordu karanlığın başında. Sen zulümsün hücrem, bu düzen gibi, bu düzen gibi. 2 metre boyun, 1 metre enin, eksik olmaz yaşın, yeşermiş nemin. İğrenç geldi bana senin her günün. Sen iğrençsin hücrem, bu düzen gibi, bu düzen gibi. Sen insan kafesi, topraksız kabir. Benim azmim inan seni çürütür. Bir gün devran döner, bir anın gelir. Bir gün devran döner, bir anın gelir. Yıkılırsın hücrem, bu düzen gibi, bu düzen gibi. Evet, yüreğine sağlık. Hemen benim belki takip ediyorsundur Sayın Torun. Kısa soru cevap bölümüm var. Hemen geçelim. Diyorum. Mümkünse net ve kısa cevaplar alırsam sevinirim. En sevdiğiniz renk? Mavi. Sayın Torun, sizin için bir karar vermek mi zor, yoksa o kararı uygulamak mı? Ben eylem adamıyım, karar vermek zor. Anı yaşamak mı, planlı yaşamak mı? Planlı yaşamak tercihimdir. Risk almayı sever misiniz? Evet. Sayın Torun, şiir sizin için ne anlam ifade ediyor? Şiir benim için hayatın kendisidir. Her doğru her yerde söylenir mi? Yok. Çocukluk arkadaşlarınızdan hala görüştükleriniz var mı? Var. Birkaç tanesine buradan el sallayabilir misiniz? Yani onların çoğu da burada izliyorlar. Sanatçı tarafsız olabilir mi? Sanatçı tarafsız olmaz. Haksız yere suçlandığınız oldu mu? Çok. Sayın Torun, Maraş'ın belli başlı birçok sorunu var. Sizce bu sorunların en başında ne geliyor? Yani en başında bugünkü güncel olanı söyleyeyim. Ekoloji, çevre ve bu demografik yapının bozulması sorunudur. Sizce teknoloji insanları yalnızlaştırır mı, yoksa sosyalleştirir mi? Kullanana bağlı. Beğendiğiniz herhangi bir kitabın okunmasını istediğiniz, önerdiğiniz bir kitap var mı? En son bu Camus diye bir kitap var. Stalin'in mücadele arkadaşı diye. Bu biraz bizim devrimci mücadele, bizim devrimci insanların yapısını anlattığı için bana ilginç geldi. Okunursa sevinirim. Asla yapmam dediğiniz şeyler var mı? Vardır. Bilgi mi, bilinç mi? Birbirini besliyor. Sayın Torun, zamanda yolculuk etseydiniz geçmişe mi, yoksa geleceğe mi gitmek isterdiniz? Ben geleceğe gitmek isterim. Gündemi, güncel gelişmeler ve haberleri en çok nereden takip ediyorsunuz? Televizyon, Facebook, gazete. Sayın Torun, kitaplarla aranız nasıl? Biraz komik oldu. Yazara bir soru sorulmaz ama kitaplarla aram, yani arada arkada da koca bir kütüphane var. Okumayı çok severim, yazmayı çok severim. İyi bir herkesin okumasını da isterim yani. En son okuduğunuz kitabın adı nedir? En son nedir? Ne? Bak, kitabın adını tam şey yapamadım. Musa Dağı'da 40 gün kitabını okudum. Yazarı kim?
hatırlıyorsanız. Werfel. Kendinizi yalnız hissettiğinizde ne yaparsınız? Okurum. Yazarım. Teori mi, pratik mi? İkisi birbirinden kopmaz. Kendini sevmeyen insan başkalarını sevebilir mi? Yok. Hiç fidan diktiniz mi? Diktim. Zaman ne zaman geçmek bilmez? Zamana hapsolan işin geçmez. Duygularınızı açığa vuran biri misiniz? Mesela ağlamaktan utanır mısınız? Yok, utanmam. Ben ağlarım. Gelenekçi mi, yenilikçi misiniz? Yenilikçi. Sizin için susmak mı yoksa konuşmak mı daha zor? Susmak zor. Hangi kimliğiniz öncelikli gelir? Sosyalist kimliğim. En sevdiğiniz hobiniz? Okumak, yazmak, gezmek. Peki sevmediğiniz bir fobiniz, korkunuz var mı? Yok, düşünmedim hiç. Kendini bilmek mi daha önemli yoksa kendini fark etmek mi? Bence kendini fark etmek önemlidir. İnsan kendisini net olarak bilemez yani. Reform mu, devrim mi? Devrim. Hiç sevinçlerinizi ertelemek zorunda kaldığınız dönemler oldu mu? Oldu. Sizce insanlar büyüdükçe hayalleri küçülür mü? O hayallerle ilişkilenişine bağlı. Çok okuyan mı bilir yoksa çok gezen mi? İkisi de. Sayın Torun, yöre müzisyenlerimizden, halk ozanlarımızdan ve sanatçılarımızdan beğendiğiniz kimler var desem? Mahsuni var, Vicdani var. İkisi de rahmetlik oldu. Ondan sonra Ali Nurşani var. Yenilerden Ozan Ali Güldoğan var. Bizim Serhat diye biliniyor değil mi? Serhat var. Serhat Met. Evet. Çok ya. Evet. Zor bir insan mısınız? Yok, ben kendimi öyle görmüyorum zor olduğumu. Herkes benimle rahatlıkla irtibata geçebiliyor. Ben de herkesle rahatlıkla irtibata geçiyorum. Onun için zor biri sanmıyorum. Düşünmüyorum. Günlük tutar mısınız? Tutarım. Hangi eşitliğe inanmıyorsunuz? Yani sınıfların olduğu yerde ben insanların eşitliğine inanmıyorum. Veyahut da halkların kardeşliğine inanmıyorum yani. Evet, herkesin bir şey olduğu bu hayatta Hüseyin Torun ne oldu? Vallahi Hüseyin Torun devrimci oldu. İyi ki de oldu diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Güzel cevaplar da aldım. Ben hemen diğer gündeme geçelim. Hızlı hızlı. Sayın Torun, ülkenin geldiği nokta ve durumu hakkında ne düşünüyorsun? Malum yaşanılan bu süreçler, Sedat Peker'in ifşaları, HDP'nin kapatılma süreçleri gibi girişimlerin yaşandığı ve bu savaş konseptli politikaların her gün ayyuka çıktığı ve zor süreçlerden geçiliyor. Kısaca ne söylemek istersiniz bu süreçlerle ilgili? Ya öncelikle İzmir HDP'ye yapılan baskında Deniz'in katledilmesi, bugün de HDP ilçe eş başkanı na dönük saldırının yapılması ve Muğla Marmaris ilçe binasının taranması ve tahrip edilmesini protesto ederek başlamak istiyorum. Şimdi devlet, yani diyelim faşizm, her zaman şöyle yapar yani, sıkıştığında kendisine bir düşman üretir. Ve o düşmanın üzerinde politikalarını yürütmek ister. Bu zaten yani
şeye kadar ne diyeyim işte 1960-70'lere kadar Ermeniler, Rumlar, Asuriler, Süryaniler, Keldaniler, işte diyeyim Aleviler, Kürtler üzerinde böyle bir ötekileştirme, düşmanlaştırma politikası izleniyordu. Şimdi bugün de yani HDP ve Kürtler üzerinde bir saldırı politikası geliştirilmek isteniyor. Faşizmin yapmak istediği şey şu, korku psikolojisini yerleştirip insanları özellikle 7 Haziran'dan bu yana yaptığı şey bu ve bundan da kazanıyor. Çünkü o korkuyla bir kısmı ya geri çekiliyor ya susuyor ya bunlarla uğraşmak istemiyor. Bir kısmı işte diyelim bunlardan haberi olmuyor, ötek yok sayılıyor veyahut da işte bugün HDP'ye dönük tartışmalar oluyor televizyonlarda ama HDP'li bir kişi yok. Yani söz hakkı yok, yok görünürde yok sayılmak mantığıdır bu. Yani şu anda da yapılan şeyin esası bir korku psikolojisi yerleştirilip bu korku psikolojisinin içerisinde kendilerinin vazgeçilmez olduğu veya ne olursa olsun işte her şeyin kendilerinin belirlediği şeklindeki bir yaklaşımla toplumu dizayn etmek istiyorlar. Şu andaki izlenen şey şu. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda devlet bu saldırı politikasını yapmasının en önemli nedenlerinden biri bir seçim sürecine girdi. AKP-MHP faşizmi. Bunda da bir kesimi kriminalize edip veyahut da onları saldırı merkezine koyup dağıtmayı esas hedef alıyor. Bu da HDP'dir. Bu açıdan da işte HDP'yi kapatma veyahut da işte diyelim Kobani davasını açma, Figen Yüksekdağ'la Selahattin Demirtaş'ı rehin tutma veyahut da sadece onlar değil milletvekilleri, belediye başkanları, işte seçilmişler, parti yöneticileri, işte sosyalistlere dönük yapılan, devrimcilere dönük yapılan şeyler, işçilerin haklarını gasp etme, bu Covid sürecinde gerçekten tam baştan beri yönetemediler. Yani eline yüzüne bulaştırdılar. Yani bir yalan üzerine kurulan bir şeyle bu tek adam rejimini ayakta tutup götürmek istiyorlar. Şimdi bu Sedat Peker'e ilişkin yani yapılan şeyler devletin tam bir sıkışmışlığı olduğu bir döneme denk geliyor. Mesela Susurluk sürecinde devlet işte ya devletin bir suçu yoktu işte bak bunlar yaptı. Devletin içinde bunlar varmış. Bu 15 Temmuz darbesinden önceki bütün yapılan şeyleri işte FETÖ'cülere yükleyerek ya onlar yaptılar deyip işin içerisinde çıkmaya kalktılar. Bugün yani Sedat Peker'in anlattıklarının önemsiz olduğunu veyahut da bir anlamı olmadığı şeklindeki değerlendirmek istemiyorum. Şüphesiz bunlar her zaman söylenen, konuşulan yani bilinen şeylerdir ama şimdi düne kadar AKP-MHP faşizminin kullandığı bir ismin, bir çete reisinin kalkıp kendilerinin içinde olan birisinin kalkıp bunları anlatması ve kamuoyuna şey yapmış bir de gerçekten gündemi belirlemesi ve oluşturması ayrıca da birçok insan, milyonlarca insanın bunları izlemesi çok önemli bir noktadır. Bizim açımızda buradaki şey şu, bu devletin ne kadar kirli, ne kadar işte diyelim soyguncu, talancı, halkın dışında bir yapı olduğunu ortaya çıkması çok ciddi bir önem teşkil ediyor. Tabii bunlar tartışılırken, bir şey yapılırken yani faşizmin geldiği noktada bu cezasızlık politikası bunlar işte diyelim konuşulur ondan sonra kalır. Yani çünkü sonuçta öyle oluyor yani. Bu Süleyman Soylu'ya o kadar şey söyleniyor.
ama adam yerinde duruyor. Veyahut da işte diyelim Mehmet Ağar yerinde duruyor. Geçmişte de duruyordu, şimdi de duruyor. Veli Küçük aynı keza duruyor. Bir Alaaddin Çakıcı cezaevinde afla, kendisine özel çıkarılan bir afla çok rahatlıkla çıkarılabiliyor. Yani şu anda devlet çeteleşmiş ve çetelerle birlikte bu ülkeyi yönetmek istiyor. Ve bunlar da mesela diyelim geçmiş işte iktidarlar veyahut da şeyler, bunların bir kısmını işte ya bir kılıf uydurarak ya böyle değildi, şöyleydi, bilmem ne. Bunlar hiç konuşulmuyor yani, veyahut da şey yapılmıyor. Bir umutsuzluk politikası duygusu yerleştirilmek isteniyor ve korku politikası yerleştirilmek isteniyor. Bu açıdan da yani bu yerleştirilen bu şeylerle birlikte aslında yani bak biz bunları yaparız ve bu ülkeyi de yönetiriz, kimse bize de bir şey yapamaz. Sonuçta bu ülkeyi yine biz yöneteceğiz. Yani bir seçim de olsa şey de olsa sizin yaptıklarınız çok önemli değil. Bu kayyum politikalarında da böyleydi. Veyahut da şu andaki bütün devletin paralarının çeşitli kesimlere veyahut da işte diyelim Erdoğan ve çevresindekilerine verilmesinin de açığa çıkmasıyla birlikte bunlar şey. Yani çok önemli, faşizmi teşhir edecek, faşizmi çıplak yüzünü gösterecek çok önemli şeyler var. Bunu işte diyelim HDP'nin de, devrimcilerin de, sosyalistlerin de bunları çok iyi kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bu faşizmi teşhir etmek açısından. Bunun da yolu meydanlara çıkmaktır. Bu kolay değil. Gerçekten bütün şeyleri özellikle muhalefet olan kesimlere bu sokakların kapatılması, sokakların yasaklanması halen günceldir. Yani sokaklara çıkılmasına müsaade edilmiyor. Burada zorlayıp sokakları tekrar çıkma noktasındaki mücadeleyi öne çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu son dönemlerde faşizmin çok saldırgan bir yüzünü açığa çıkarmasına rağmen, çok kirli yüzünü açığa çıkarmasına rağmen işte diyelim işçilerin, köylülerin veyahut da çevrecilerin yaptığı şeyler de küçümsememek lazım. Yani burada bir çıkışın orası olduğunu da görmek gerekiyor. Mesela Çöçeli'de sayı az da olsa Çöçeli'deki işte diyelim analarımızın, kardeşlerimizin yaptığı direnişi küçümsememek lazım. Aslında onu büyütmek lazım. Yani o yapılan başlangıcı büyütmek lazım. İşte İkizdere'deki köylülerinin bu Kaz Dağları'na dönük direnişin yani çok ciddi bir çevre felaketi, tahribatı, yıkımı, bütün dağlar, yaylalar veyahut da şeyler oradadır. Yani işçiler hak talepleri için zaman zaman yani sokağa çıkıyorlar, direniş de gösteriyorlar. En önemlisi gerçekten kadınlar hiçbir zaman sokağa bırakmadı. Bütün sorunlarda direndiler. O orayı bir çıkış yolu olarak görüp bunu büyütmek gerekir. Yani sosyalistlerin de HDP'nin de o noktada üstüne düşenin önemli görevlerini yerine getirdiğini düşünüyorum ama yeterli değil. Yani bu sokak bu faşizmi geriletmenin veyahut da faşizmi yok etmenin yollarından birisinin yani sokakları, kaybettiğimiz sokakları yeni baştan ele geçirmek olduğunu bizim görmemiz gerekiyor. Şüphesiz burada da bir yani süremiz de bayağı aştı biliyorsun. Evet. Çünkü başka bir konu da işleyeceğiz. Yani kısaca ayrımcılığın ve kayırmacılığın, adaletsizliğin arttığı günlerden geçiyoruz. Tabii ki
karşımızdaki insanların bizi susturmak, haklarımızı gasp etmek, ülkenin yeni bir 100 yıllık toplum sözleşmesinde emekçilerin, işte Alevilerin ve Kürtlerin temsiliyetinin olmamasını, onları teslim almayı hedefleyen bu saldırıları karşısında sokağa mücadeleyi büyütmek, bir arada durmanın koşullarını sağlamaktan başka şansımızın olmadığı görünüyor. Birlikte hareket edersek bu saldırıları püskürtürüz. Halklarımızı geleceğe dair yapmak istediğimiz hedefimize de ulaşırız diye umuyorum. Bu bölümü de böyle kapatalım istiyorum genel çerçevesiyle. Biraz önce de bu bölümde de dillendirdiniz. Çöçeli'deki o mücadeleden de bahsettiniz. Yöre ve gündem, yöreyle ilintili bir gündem işleyelim istiyorum. Ama bu tabii ki yörenin içerisindeki gelişmelere, ekolojiye, kimlik mücadelesi, inanç, göçü bir bütün olarak ele alabiliriz. Ama sizden ricam ilk bölüm olarak önümüzdeki ayın 18'inde pazar günü Mardef'in kongresiyle ilintili düşüncenizi ve kongreyle ilintili bir fikrinizi ve çağrınızı yaparsanız sevinirim. Buyurun. Ya şimdi biz burada yaşıyoruz. Bizim hareketli ve üretici en değerli bölümlerimiz bugün Avrupa'dadır. Bunların toplumsal duyarlılığını geliştirmek için örgütlemek gerekiyor. Ama yeni örgütlere mi ihtiyacımız var? Hayır. Yeterince örgütlerimiz var. Ama bazen ulaşamadığımız bazı kesimler oluyor. Onların yaşadıkları sorunlar oluyor. Mesela bunların en önemlilerinde mesela diyelim Dersim'lerin yaşadığı sorunlar var. İşte diyelim Elbistan Pazarcık bölgesinin yaşadığı çok ciddi sorunlar var. Bunlar çevre sorunudur, inanç sorunudur, kimlik sorunudur. Yani bu sorunların içerisinde insanlar kendilerini buldukları zaman o örgütlenmelerin içerisine girebilirler ve yer alabilirler. Yani biz o araçları yaratıp insanların onların içerisine gelmesinin olanaklarını sağlamalıyız. Şimdi Mardef, yani diyelim öncelleri de var. Çeşitli dönemlerde çeşitli isimler aldı. Bugünkü gelinen noktada Maraş Demokratik Dernekler Federasyonu olarak çalışmalarını yürütüyor. Burada tabii çeşitli çalışmalar var. Bu defalarca programlarda sen işte diyelim diğer arkadaşlar da anlatıyorlar programlarda. İşliyorsunuz. Onun buraya çok girmeyeceğim. Bir, şu şey çok önemli. Kendi sorunlarımız, kendi yöremizin sorunları, kendi insanımızın sorunlarını sahiplenmek için ve oradaki devletin, yörenin bize yaptığı veyahut da dayattığı şeyleri bertaraf etmek için bizim örgütlenmemiz gerekiyor. Mardef gibi veyahut da Maraş bölgesinin burada çok yoğun kitlesi olan bir bölgenin kendi içinde örgütsüz olması düşünülecek bir şey değil. Yani mutlaka örgütlü olması gerekiyor bu kadar insanın. Yani pazarcığın içini saymasak, pazarcığın dışında Kürt Alevi olan insanların toplam nüfusunun yani 5-6 bin kişi olduğu düşünülüyor. Diğerlerinin hepsi dışarıda. Ha, dışarıda olması şunu getirmemeli. Her şeyin bittiği veyahut da şey olduğu anlamına gelmeli. Bir o yöreye sahip çıkmamız gerekiyor. Yani Pazarcık Elbistan yöresi bu Mardef çalışması olduğu için öyle diyorum. Maraş, Elbistan veyahut da Maraş'ın diğer ilçelerinde yurt dışında olan bütün insanlarımızın bir sefer yani örgütlenmesi, kendi yöresine sahip çıkması, sorunlarına sahip çıkması, müdahale etmesi çok önemli. Mesela bir çöp sorununun bertaraf edilmesini biz yurt dışındaki çalışmayla bertaraf ettik. Hadi diyelim tamam belki o dönem koşullar biraz farklı olabilir şeyi falan. Yani şeyin bir uluslararası kamuoyunun veyahut da Türkiye kamuoyunun gündemine getirilmesinin bu Maraş terörlerdeki kamp
kampın oluşması sürecinde çok iyi bir halka yakalandı. İşte ondan sonra da yani o hal ilan edildi ve o çalışmaların önü kesildi. Bunda da yine gerçekten alandaki direnişin ve yurt dışındaki direnişin birleşmesiyle oluştu. Bu da buna dönük yapılan örgütlenme çalışmalarının olduğu. MARDEF bu sene ikinci kongresini yapacak. Çok önemli bir halka yakaladı. Çok önemli bir çalışma yürütüyor. En azından bir sürü diyelim işte bu sosyal medya üzerinde televizyon çalışması yapan kesimler oldu, yapıyorlar veyahut da şey. Ama bugün izleyicisiyle veyahut da popülaritesiyle en fazla izlenen veyahut da rağbet gören bu sosyal medya çalışmalarını yürüten yani MARDEF'in işte radyo televizyon çalışmasıdır. Bu bile gerçekten çok önemli bir şeydir. Bu tür örgütlenmelere bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Onun için de yani bütün Maraşlıların gidip MARDEF kongresine temsilci göndermeleri, delege göndermeleri, bizzat gidip katılmaları noktasında tamam pandemi süreci var, tatil sürecine girdik. Bunlar bazı dezavantajlardır ama bazı diyelim işte insanlar keşke programlarını, planlarını yapmışlardı. Belki bunlar zaman açısında ve denk gelmediğinden dolayı bir dezavantajdır. Ama bütün diğer olan yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın bu çalışmaya sahip çıkması ve bunu bizim birlikte büyütmemiz ve birlikte oradaki sorunlara müdahale etmemiz açısından bizim çok önemli bir aracımızdır. Yani ne olursa olsun en kötü örgütlülük bile örgütsüzlükten çok iyidir. Bu açıdan da yani 18 Temmuz'daki yapılacak olan MARDEF'in kongresine bütün dostlarımızın, Maraşlı olan dinleyicilerimizin gelip katılmalarını tavsiye ederim ve öneririm. Teşekkür ediyorum. Evet, bizler her MARDEF'linin ve bütün meclislerimizin, birimlerimizin ve MARDEF çalışanlarının daha güçlü, daha işlevsel, daha etkili bir MARDEF yaratmak iddiasıyla bir yol aldık. Tabii bu MARDEF'lilerin ve MARDEF'i benimseyen dostlarımızın emekleri ve çabalarıyla daha da güçlü bir MARDEF'i ortaya çıkaracağız. Evet, bugüne kadar yapmış olduklarımız bu pandemi sürecinin arkasına sığınarak değil, ama birçok ilklere imza attık. Kadın meclisimizi oluşturduk. Görünür yüzümüz olan radyo televizyonumuzu kurduk. Birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Ama daha iyi çalışmalara devam edeceğiz. Ve bu anlamda da bizi takip eden, bizden beklentisi olan dostlarımıza bizi isteyerek değil, gelin ne yapacaksak birlikte yapalım. Bölgemizle ilintili, bölgenin ihtiyaçları ve sorunlarını birlikte çözelim. MARDEF'i büyütelim, MARDEF'in içerisindeki çalışmalara katkı sunalım diye. Ben de sizin söylediğiniz gibi dostlarımızı MARDEF'i ve çalışmalarını ile dayanışmaya, bütünleşmeye ben de çağırıyorum. Bu tabii ki süreç içerisinde MARDEF kendi yeni yönetimini çıkaracak ve önümüzdeki günlerde kendi çalışmalarını ve perspektifini toplumla buluşturacaktır. Ama malum yaşadığımız bölgemizin birçok sorunu var. İşte kimlik sorunudur, göç sorunudur, ekolojik sorun, biraz önce dedik Çöçeli ile ilintili. Çöçeli'de yapılmak istenen daha önceden taş ocağı vardı. Sonradan biliyorsun biyokütle enerji santrali devreye sokuldu. Bu anlamda orada kadınlarımızın öncülüğünde biz doğamızı ve toprağımızı, havamızı, yaşam alanımızı savunuyoruz diyerek yürüttükleri bir mücadele var. Bizler de bulunduğumuz ortamlarda bu tür mücadelenin önünü açabilmek, geliştirebilmek için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Yöreyle ilintili genelde ne tür sorunları var? Böyle kısaca hem yörenin ihtiyaçlarına yönelik, yöre MARDEF'in çalışmalarında yürütmüş olduğu çalışmaları ve eksiklikleri, daha çok neler yapabiliriz noktasına değinirsen sevinirim. Biraz kısa olursa
Ya şimdi yörenin temel sorunları esas olarak bir çevre topraksızlaştırma ve göçe zorlama. Yani orada demografik yapıyı bozmanı esas alan, tarihsel olarak da zaten esas şey budur. Ama bugün çıplak olarak da diyelim Aleviler ve Kürt Alevilere dönük bu demografik yapıyı bozma konusunda şeyler yapılıyor. Şimdi terörlere kampın açılması tesadüfi bir olay değildir. Yani yer mi yok? Bir sürü yer vardır. Diyelim işte terörler Çiğli ve Fitüşah'ın ortasına 5000 dönümlük bir arazinin organize sanayi bölgesi haline getirilmesi bu planın bir parçasıdır. Narlı'ya diyelim söylenene göre Avrupa'nın iki büyük çimento fabrikası olduğu söyleniyor. Oraya yapılması o ovayı zaten şimdiden bitirmiş. Bu biyokitle dediğimiz şey, ya bu çöp, lastik, işte diyelim ne diyeyim size, bu pil, akü ve benzeri şeyleri getirip oraya yakılacak. Yani bu getirip bir köyün 300 metre yakınına böyle bir şey yapmanın başka ne adı olabilir? Bu köye buradan veyahut da bu ovaya buradan gidin demekten başka bir şey değildir. İşte yaylalar sorunu var. Yaylaların işte diyelim tapularının değiştirilmesi, el konulması veyahut da yaylalara gidişin engellenmesi söz konusu. Yani bir sürü sorun sayabiliriz. Bu devletin işte diyelim Maraş'ın özellikle Kürt ve Alevi olan bölgeleri üzerinde çok ciddi planları ve projeleri var ve bu projeleri de gerçekten oradaki ekolojik dengeyi bozmak, demografik yapıyı bozmak ve orayı Kürtsüzleştirmek ve Alevisizleştirmek için bir yürüttüğü bir saldırıdır. Bu saldırıya karşı Mardef bugüne kadar önemli ölçüde gerçekten uyanık oldu. Bir toplumsal bilinç yaratma ve bu sorunun arkasındaki mantığın ne olduğu konusunda kitlelere şu veya bu ölçüde bir bilinç götürdü. Bu çalışmayı da halen yürütüyor. Ama bizim yani bütün çalışmalarımızda genel bir hastalığımız var. Ya işte diyelim televizyonumuzda söylüyoruz ama diyelim kaç kişi izliyor söylüyoruz. Veyahut da bir Facebook'ta bir paylaşım yapıyoruz. Bunu yapıyor, tamam kurum olarak belki bunu yapıyoruz ama bu çalışmalar, bu şeyler yani geçmişte böyle olmuyordu. Bugün de bu olanaklar var, bunları kullanalım ama gerçekten geçmişteki gibi emek sarf ederek, birebir insanla temas kurarak biz bu işleri insanla yapacağız. Dolayısıyla bizim gidip birebir insanla temas kurup insanları ikna edip bilinçlendirip o toplumsal bilinci onlarla birlikte tartışıp beraber oluşturmak için bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Biz bunu yapamıyoruz. Bunu yapamadığımız için de sadece yani ben kimsenin emeğine haksızlık etmek, ben de içindeyim. Yani haksızlık etmek anlamında şey söylemiyorum. Ha biz görevimizi yaptık, insanlar yapmadı. Şeyi de değil, bu mantıkla yapıldığı anlamda söylemiyorum. Yani şimdi sonuçta böyle bir şey oluyor. Bir şey paylaşıyoruz ama insanlar bunu okudu mu bilmiyoruz. İnsanlar bu bilgiyi aldı mı bilmiyoruz. Veyahut da insanlar niye gelmedi bunu soruşturmuyoruz. Bunun üstünde durmuyoruz. Dolayısıyla yani herkesin sanki kendi halinde memnunmuş gibi bir pozisyonda bir şeyle bu sorunlar aşılmıyor. Yani bir tamam koşullar biraz değişti, bilmem şey değişti ama iki tane, üç tane Çeçeli'de yani gösteri yapıldı. Yani toplam sayımız yüzü bulmuyor. Şimdi bu gerçekten acınacak bir durumdur. Yani biz bir yere gidip oturduğumuzda, konuştuğumuzda, bilmem ne yaptığımızda dünyanın en devrimcileri pazarcıklar oluyor. Dünyanın en duyarlıları pazarcıklar oluyor. Dünyanın yani en iyileri pazarcıklar oluyor. Ama pazarcık elden gidiyor ya, biz pazarcıklar kendimiz için ne zaman bir şey yapacağız? Elbistanlar kendimiz için ne zaman bir şey yapacağız? Tamam bizim başka kimliklerimiz de var. Orada da yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz ama biraz da kendimiz için
kendi toplumsal aidiyetimiz için bu duyguyu yerleştirmek, örgütlemek, bu bilinci öne çıkarmak açısından bizim maalesef olarak biraz daha yoğun bir çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle katılıyorum. Süremiz aştığı için bazen içine açmak, farklı bir boyutuyla da ele almak da isteyebilirim ama sizin de söylediğiniz gibi yani aslında yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz, eksikliklerimiz veya öneriler. Bence yaptığımız her şeyin takipçisi olmak, peşini bırakmamak gerekiyor. Biz yaptığımız şeyden vazgeçip yeni şeylere yöneliyoruz ama öbür tarafta hangi boyutta, ne durumda takip etmediğimizden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Bence her yönüyle ele almak bu süreci de istediğimiz, arzuladığımız bir sürece evrilmesini sağlamak gerekiyor. Evet, bölgeyle ilintili birçok konu, sorun var. 63 alanda ekolojik saldırıyla karşı karşıya, bu saldırıların yapıldığı alanların özellikle sizin de vurguladığınız gibi daha çok Kürtlerin ve Alevilerin yaşadığı alanlar olması sıradan bir davranış biçimi değil. Kesinlikle bu kurgulanmış ve bilinçli yapılan bir saldırıdır. Bu saldırılar boşa çıkarmanın birinci koşulu Maraş'ın 11 ilçesiyle bir bütünsellik ve ortaklık ve Mardef'in bünyesinde tek çatı altında toplanmaktan başka şansımız yok gibi görünüyor. Bir arada olursak bu süreçleri aşarız. Çöçeli'de yaşanan sorunlar bence tüm Maraş'ın ve tüm ülkenin sorunu olmalı. Biz bu sorunları, birbirimizin acılarını, sıkıntılarını içselleştirdiğimizde, sahiplendiğimizde aşacağız diye umuyorum. Birlikte aşacağız ve dostlarımıza sen yoksan bir eksiğiz. Gelin Mardef'i ve bölgenin sorunlarına çözüm noktasında mücadeleyi bir adım ileriye taşıyalım, birlikte yapalım diyelim. Bu bölümü de böyle kapatalım. Yayınımızın son bölümüne ben Sayın Torun'a herhangi bir yeni bir projeniz, bir kitap çalışmanız var mı desem? Ya son olarak şu anda bu Ermeni, yani daha doğrusu Anadolu'da, Mezopotamya'da, Kürdistan'da, Batı Ermenistan'da, işte Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da ki bu Hristiyan katliamları, işte Alevi ve Kürt katliamlarına dönük şeyler var. Bu bir ara bir şey, Kara Yılan ve Güney Direnişi'ne ilişkin bir çalışma yaptım. Aslında onu bitirdim. Halen basılmadı. Şeyi bir işte Ermeni soykırımı, yüzyılın ilk en büyük katliamı olarak bilinen Ermeni soykırımı etrafında ki bütün şeyleri diğer katliamlar işte diyelim Rum, Asuri, Süryani, Keldani, Yahudi bunlara dönük olan katliamları da birlikte ele alan bir çalışma yaptım. Yani şu anda düzenlemelerini yapıyorum. Çalışma son noktasına geldi. Düzenlemelerini yapıyorum. Birkaç tane bu konuya da hakim olduğunu düşündüğüm yazar dostuma, araştırmacı dostuma göndermek, onların düşüncelerinden almak için bir girişimde bulunacağım. Ama bu şey yani en iyi ihtimalle önümüzdeki seneyi bulacak. Yani eğer yayınlanabilirse önümüzdeki sene yayınlanabilecek bir çalışmadır. Sanırım konuya daha hakim olan dostlarımızın da fikrini alarak daha kapsayıcı bir pozisyona getirmeyi düşünüyorum. Evet. Evet hocam, yani süreyi bu bölümü de hemen geçelim istiyorum çünkü bayağı geciktirdik. Birikmiş şiirleriniz var. Yok, birikmiş şiirim yok. Ben şiir kitabı yayınlamak da istemiyorum. Evet, peki ben de yani
bir şiir kitabı yazmayı düşünüyor musun diyecektim. Düşünmediğinizi söylediniz. Peki mevcut yayınlanmış 5 tane şiir, yani 5 tane kitabınız var. Bu kitaplarınıza dostlarımız nerelerden, nasıl ulaşabilirler? Ya biz zaten yurt dışında genelde ben kendim çeşitli toplantılara, kongrelere veyahut da konferanslara gittiğimde kendim yani götürüyorum, kendim dağıtıyorum, şey yapıyorum. Bazı yerlerde işte diyelim özellikle Almanya'da Mehmet Ali İşcan arkadaş yani orada bazen yardımcı oluyor bana. Zaten genelde de şöyle yapıyorum, yani kitaplarımın bir kısmını çeşitli kurumlara bağışlıyorum. O kurumlar kendi adlarına satıyorlar. Onun dışında da Ceylan Yayınları diye yani internette girerlerse Ceylan Yayınları'na şey yaparlarsa Ceylan Yayınları'nda isteyebilirler yani şeyi bu. Evet. Zaten biraz önce de bazı dostlarımız kitaba ulaşmakla yazışmalar da oldu. Zaten gerekli iletişimi kurarsınız. O konuda da dikkate alırsınız umuyorum. Evet hocam sonuçta 2,5 saattir yayındayız. Bu son bölümü de biraz hızlı geçelim istiyorum. Bizi izleyen dostlarımıza belki de başka işleri olduğu için zaman bulup da izleyemeyecek olan dostlarımıza, sonradan da izleme şansı olacak dostlarımıza ne tür mesajlar vermek istersiniz, ne söylemek istersiniz? Ya bir çok önemli yani Mardef olarak çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Bir televizyon çalışması. En azından bizim kendi yaptıklarımız, kendi ortamımızda kimler var veyahut da bölgemizin hangi değerleri, insanları var. Bunların hepsini açığa çıkarmak ve toplumun önüne çıkarma noktasında Mardef gibi elimizde çok verimli ve olumlu ve gerçekten layıkıyla ve tam da yerinde kullanılan bir çalışma var. Bu Mardef TV çalışmasını yani biraz insanların tamam zaman zaman benim de izlemediklerim oluyor. Olabilir insan dışarıda olabilir yetişmeyebilir bilmem daha sonra da izleme olanağı olabilir insanların. YouTube'da da bunlar izleniyor bu programlar. Bu açıdan bu Mardef TV çalışmalarını arkadaşların, dostlarımızın yani mutlaka izlemeleri gerekiyor. Bir, kendi yöremizi tanımak açısından bu önemlidir. İki, yöremizde kimler var, ne oluyor yani, nasıl şey oluyor bunları bilmemiz gerekiyor. Bir de yani bir birlikte iş yapabilme şeyinde kimle ne iş yapabiliriz, kimi nasıl değerlendirebiliriz, kimle nasıl yol yürüyebiliriz en azından bunlardan bilgi sahibi olabiliriz. Mesela diyelim yani daha başlangıç aşamasındadır. 2 senedir bu yapılıyor. Mesela bir tarhana çalışması yapılıyor. Yani yol yordamıyla yürüyor, şey yapıyor. Bundan birçok dostumuzun, arkadaşımızın bize yardımcı olurlarsa bu işi yani daha büyür. Bir de gidip bir Haşiroğlu faşistlerinin tarhanasını yemektense kimin yaptığı, ne yaptığı, ne kullandığı belli olan bir ürünü kullanmak veyahut da bu büyüdüğü zaman yanında başka şeylerin olmasını da beraberinde getirir. Yani bizim bir sefer belki kendimizi kurtarmış olabiliriz. Ekonomik olarak durumumuz iyi de olabilir. Ama bizim eninde sonunda ya şunu söyleyene eyvallah derim bir şey demem. Ya benim orayla bir ilişkim yok. Ben hiç orada yaşamamışım. Ama yine en fazla ben orayla ilgiliyim ya. Yani ya cezaevinde kalmışım ya da cezaevinde çıkmışım, yurt dışına gelmişim. Orayla şeyim yok ama en fazla ben orayla ilgiliyim. Veyahut da oranın sorunlarını kendime dert ediyorum, bilmem şey yapıyorum. O açıdan yani bütün dostlarımızın, insanlarımızın, ben Türkiye'ye gitme koşulum veyahut da olmadığı halde, şey olmadığı halde ben mesela gidip oraya ev yapmak istiyorum ya. Orayı kendi adıma ev yapmak istiyorum ya. Oraları gidip sahip çıkalım ya. Yani gidip Antalya'da alıyorsunuz, Mersin'de alıyorsunuz. Diyelim
Didim'de arıyorsun, Marmaris'te arıyorsun, çeşitli yerlerde arıyorsun ama gidip kendi toprağında başkasına satıyorsun. Yani bir sefer bizim oralara sahip çıkmamız gerekiyor. Yönümüzün orası olması gerekiyor. Yani biz faşizmi gerileteceksek oraya sahip çıkarak gerileteceğiz. Kendi toprağımıza, mezarımıza, inanç kurumlarımıza, önderlerimize sahip çıkmamız, buradaki örgütlü yapılarımıza sahip çıkmak gerekiyor. Bu açıdan ben yani artık bu ya ben kendimi kurtardım, bana değmeyen yılan bin yaşasın duygusundan kurtulmak gerekiyor. Yani düşün, işte düne kadar can ciğer kardeş olan FETÖ ile Erdoğan işte birbirinin bugün düşmanı oldular yani. İşte Bahçeli ile Akşener, bunlar neydi yani, bir elmanın iki yarısıydı. Bugün birbirine kurşun sıkıyorlar yani. Şimdi dolayısıyla yani burada bize bir şey olmaz duygusundan bizim kurtulmamız gerekiyor. Buralar bize toprak olmaz, buralar bize yar etmezler yani. Yarın devran denişir, Yahudilere yapılan bugün göçmenlere yapılmak isteniyor. Bu açıdan ben bizim kendi insanımıza, toprağımıza, örgütlerimize, kurumlarımıza sahip çıkma ve onların içini doldurma konusunda kendimizden de bir şey katma konusunda bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Söylediklerine tamamen katılıyorum. Aslında söylediklerinden yola çıkarsak şöyle de, devletin özellikle Maraş katliamından sonra baskılarını artırması, kimliksizleştirme, inanca yönelik saldırıları insanları göçertti ve o alanlardan işte ekonomik nedenler de olsa Avrupalara, diasporaya dağıldık. Bugünden itibaren bence tersine göçü tetiklemek ve bölgeye sahip çıkmanın koşullarını sağlamak gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da işte birbirimize sahip çıkarak, kurumlarımıza sahip çıkarak üstesinden geliriz. Açıkçası güzel mesajlar da aldığımı düşünüyorum. Ve ben bugün siyasal, sosyal ve kültürel konuları ele aldığımız güzel bir yayın oldu. Birlikte siyasete, sanata, hayata dair etkileşimde bulunduk. Konuştuk, söyleştik. Birçok karşılıklı yakıştırdığımız, yarıştırdığımız anlar da oldu. Güzel bir akşam geçirdiğimizi düşünüyorum. Bizi izleyen, başından itibaren de sıkılmadan takip eden dostlarımızın keyif de aldığını düşünüyorum. Onları sıktıysak da affımıza sığınsınlar. Uzun yayınlar biraz ister istemez boğucu ve sıkıcı da gelebiliyor. Elimizden geldiğince işine şiir, bir şeyler de katalım istedik ama konu çok olunca ister istemez biraz dar tuttuk. Öncelikle yayın boyunca bizi yalnız bırakmayan izleyicilerimize mesaj ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Ve konuğum şair, araştırmacı, gazeteci ve siyasetçi yazar Hüseyin Torun'a bu güzel akşam için özellikle teşekkür ediyorum. Yeni kitapları, yeni başarılara imza atmasını, sağlıklı bir yaşamda diliyorum kendisine. Ben son sözü bağlamadan sizden yine bir şiir alalım. Böyle bitirelim istiyorum. Ve ben 20 Temmuz'da Suruç katliamının 6. yıl dönümü. Özellikle Suruç Haftası gibi anmalar, etkinlikler, eylemsellikler yaşanacak. Ben 33 Bu cumartesi Basel'de bir gösteri yapılacak. Evet. Yani İsviçre'de merkezi olarak Basel'de cumartesi günü bir gösteri var. Suruç gazilerinin de katılacağı bir gösteridir. Evet, yani televizyonlarda, gazetelerde, etkinliklerde, alanlarda, birçok alanda olunacak. Bu anlamda da çağrını da yaparsın diye söyledim. Bir de şiirle de bu yayını kapatalım istiyorum.
Diğer yayınlarda Hasan ara sıra sen şiiri okuyordun. Bu sefer hep bana şiiri okuttun. Ben açıkçası... Kendini mahrum bıraktın yani. Niye özellikle bunu yaptın bana? Yani bu eziyete dönüştü gibi görünüyor ama yani biraz süre uzadı. Ben araya kendimle bir şeyler katıyordum ama bayağı geciktik. Ben seninle bitirelim. Başka yayınlarda okurum. Evet. Kadının direngenliği. Acıların kavgasıdır tarihim. İsyandır, direniştir bedenim. Bir ben bilirim, bir de bedenim. En güzeliyle aşkların tattım acısını, acıma acı kattım doğumda, vermek için yeni yaşama, yeni güne, yeni insana, çocuğa mutluluğu, geçmişim sınavından acıların. Hiçtir ama hiçtir bana işkenceniz, çürümüştür bilincimde, yarın doğacak ceninde, soğuk hücreleriniz, karanlık zindanlarınız, ben bir kadınım 8 Martlarda, bugünüm kavgadır, iradedir, devrimdir, yarınıdır, özgürlüğün, Çanakkale Zindanı 1991. Evet, sanırım bu şiiri ben kitabı okuduğumda, Her Gün Bir Hikaye kitabınızda da vardı. Evet. Ve bence sonuçta kadınlara yönelik bu güzel şiirle de bence iyi bir noktayı koydunuz. Ben her şey için tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka karalama defterinde buluşmak dileğiyle esen kalın dostlar. Ben de teşekkür ediyorum dinleyenler için, beni konuk ettiği için bir kez daha. Ben de kurumuma teşekkür ediyorum. Mardef iyi ki var diyelim. Her şey için teşekkürler tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.